Şimdi güzel abilerim, ben şimdi bir iktisatçı gözüyle, hatta haddim değil, bir nurcu olmaya çalışıyorum. Bir gözüyle ben sizden daha zenginim dediği manaya biraz yaklaşmaya çalıştım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kısmen. üstadın kısıtlı parası olmasına rağmen kendisine sıkıntı yaşamaması için para teklif eden zenginlere diyor ki ben sizden daha zenginim. Allah Ayı anlamak için ve Hasan Akar abimin yardımlarıyla yaklaşmak için bazı kullandıktan sonra, kavramları söyledikten sonra biraz sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İktisat nedir? Önce onunla başlayalım. İktisat, kast manasından. Mehmet, sesin gelmiyor. Nasıl yapacağız? Yani kesik kesik geliyor. Şimdi nasıl abim? Sesim geliyor mu size? Ha, şimdi geliyor. Tamam. Şimdi iktisat nedir diye başla. Görüntü de kapalı. Yok, görüntü Abi açık. görün mü? Bir şey paylaşıyorum. Onu okusak daha iyi olur. Görüntümden ziyade benim. Tamam. Görüntü açık ya. Görüntü açık şey, Ali. Görüntü açık. Buyur Mehmet, Mehmet'im. İktisat, kast, iktisat kelimesi Arapçada kast kelimesinden üretilmiştir. Maksut manasıyla ilişkilidir. Maksada uygun hareket etmek anlamına gelmektedir. İktisat ilmi ise bizim okulda öğrendiğimiz iktisat ilmi ise iktisadı şu şekilde tanımlıyor. İnsanın sonsuz ihtiyaçları vardır fakat içinde bulunduğumuz dünyada sınırlı kaynaklar vardır. Sonsuz ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla araştıran, inceleyen bilim dalına iktisat denir. Yani burada benim anladığım sonsuz ihtiyaçlarımız varsa sınırlı kaynaklarla karşılanmanın tek yolu vardır. O da kanaattir. Ekonomi nedir? Ekonomi İngilizcesi gibi veya Türkçesi gibi sonradan eklenmiş veya alemimize sonradan girmiş bir şey demek ama ekonomi ev yönetimi demek. Ev idaresi demek. Yani evin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek demek. Bu bakımdan ekonomiyle iktisadı karşılaştırdığımız zaman anlamda ve her alanda maksada uygun hareket etmek demek iken ekonomi sadece ev idaresi anlamına geliyor. Şimdi üstadımızın azıcık yemekle nasıl doygunluk hissine ulaştığını benim düşündüğüm, benim alemimdeki yansıması şu olabilir. Azalan marjinal fayda yasası var iktisatta. Toplam faydanız ne kadar artarsa artsın, marjinal faydanız ilk lokmadaki gibidir. Yani ilk lokmada en fazla marjinal faydayı alırsınız. Ondan sonra marjinal faydanız düşer. Örnek vermek gerekirse, en fazla marjinal fayda ilk portakaldadır. Hatta ilk lokmadadır. Ondan sonra diğer faydalar giderek azalır. Zarara döner. Örnek veriyorum 6-7'den sonra artık böbreğe yük biner, diğer organlara kan vücuttan toplanır, mideye sindirim için çalışır, vücut için enerji olması gereken yemek yine vücudun enerjisinin harcandığı sebep olmuş olur. Vücudun enerjisini tüketir. O yüzden üstadımız çok az yemekle, yani aslında bakılırsa iktisat ilmi, ekonomi ilmi diyor ki azalan marjinal fayda yasasına göre üstadın çok az yemesine rağmen doygunluk hissinin çok yüksek olmasının bir kanununu açıklıyor. Çok güzel, inşallah yanlış anlamıyorumdur ben. Kuvve-i zayika. Bu kuvve-i zayika dildeki tad alma duygusu. Eğer biz bunu dikkatli kullanmazsak gaflet ehli oluruz, ruhen terakki edemeyiz ve şükür mesleğinde de ileri gidemeyiz. Bu bizim bu kuvve-i zayikayı bir müfettiş gibi kullanıp olması gerektiği yerde, olması gerektiği kadar iktisaden yani maksada uygun şekilde görevlendirip çalıştırmamız lazım. Şimdi buradan bir sonraki aşamaya geçecek olursak kanaat nedir?
kanaat, israf, bunlar Risalemizde geçen tabirler. Tebriz, hırs. Kanaat, Arapçada bir çobanın koyunlarını suya kanacak kadar sulaması anlamındadır. Kanaat kelimesi ikna kelimesinden türemiş olup, bizim için aklın ilim ve hikmet sünnüyle doyurulması manasına gelebilir. Bizim gibi Risale ehli insanların anlayabileceği bir kavram olabilir bu. Ve iktisadın zıttır. Neydi iktisat? Maksada uygun hareket etmek. İsraf ise maksada uygun hareket etmemek demektir. Dolayısıyla maksadımızın aksine yaptığımız her şey israftır. Sadece suyun akması değil veyahut elektriğin açık kalması değil, vaktin kullanılmaması, maksada uygun şekilde size verildiği, bu sermayenin size verildiği şekilde kullanılmaması da israftır. Dolayısıyla o ayet-i kerimenin karşılığında sadece yemek içmek değil, israf edenler, ömrünü israf edenler de muhatap alınıyor. Tebzir ise savurganlık manasıyla kanaat, ikna olmanın zıttıdır. Yani burada savuruyor. Maksada aksine değil de savuruyor. Çok daha ilerisi bu tebzir. Hırs ve hırsız ise hırs kanaatsizlik veriyor. Kanaatsizlik çalışma şeklimizi kırıyor. Şükür yerine şikayet getiriyor. Ve bizi hırsızlığa yöneltiyor. Yani hırstan hırsızlığa müthiş bir geçiş var. Çünkü hırsız olan kişi hırs yaptığı için o duruma düşmüş oluyor. Peki pazarlık nedir? Pazarlık, tabi abilerim, güzel abilerim, burada ben edindiğim biraz dünyevi ilim ışığıyla biraz Risale'yi ele aldım. Tam Risale'den gitmiyorum. Pazarlık, satıcı ile alıcının hem bir nefis terbiyesidir. Çünkü satıcı satarken, alıcı da alırken, pazarlık yaptıkları zaman yüzünün suyunun düşme durumu var. Bu ne demek? Nefis terbiyesi söz konusu. Nerede duracağını alıcı biliyor, satıcı da nerede duracağını biliyor. Bu hem de vesile oluyor, suni fiyatlandırmaya, yani enflasyona da engelliyor. Yani bu nedir? Bu piyasada sıklıkla gördüğümüz marketlerde olmuyor. Ama bakıldığı zaman pazarlar çok çok azdır şehirlerde, ama bereketin de çok olduğu yerlerdir. Hani ben pazarlardan bundan sonra alışveriş ederim demiyorum. Ama aklımızda bulunması gereken bir sünnet yoludur diyebiliriz. Efendiler Efendisi'nin döneminde alışverişte çok aldatılan bir sahabemiz var. O sahabeye aldatmak yok diyor ve satıcılara da bu durum bildiriliyor. Ondan sonra 3 günlük malı iade hakkı öğütleniyor. Benim bildiğim kadarıyla, yaptığım araştırmalara göre mal iade hakkı, yani tüketiciyi koruma, Efendimizin bu sözünün önünde bir söz yok. Yani çok bu mal iade ve ticaret kanunu sanayi devrimiyle birlikte gelişmeye başlamış bir dönem. Efendimiz ise yüzlerce yıl öncesinden tüketiciyi koruyan bir söz söylemiştir. Ve dünya bunun da şeyine ulaşamamış, yani seviyesine mümkün değil, ulaşamamış. Şimdi müstehlik nedir, müstahsil nedir? Müstehlik tüketici demektir. Kelimenin kökü helakten geliyor. Ama Müslümanlar helak etmez. Müslümanlar ne yapar? Ne yerse yesin, Müslümanlar ne yerse yesin, üretimi teşvik için para verir veyahut para veremiyorsa bile hiç olmazsa eline sağlık, çok güzel olmuş, Allah razı olsun der. Dil ise tahsil eden, bu ilimde de olabilir, hasatta da olabilir. Üretmeye, hasılat elde etmeye çalışan kişi denir buna. Üretim, ziraat, madencilik, ticaret. Üretim, ziraat ile olur. Madencilik bir üretim değildir. Üretim sektöründe, üretim sürecinde, üretimin yapılabilmesi için gerekli ham maddenin yapılmasıdır. Ticaret ise bu malların değişimi anlamında kullanılıyor. Peki üstadımız, bunlar bizim şu ana kadar öğrendiğimiz terimler. Üstadımız,
ben sizden daha zenginim derken sayıca baktığımız zaman o kadar parası olmamasına rağmen sayıca parası olanlara göre sizden daha zenginim derken neyi kastetti? Biz bu manaya nasıl ulaşabiliriz? Şimdi ruh ve his. Şimdi bizim davranışlarımız ruh kökenlidir. Hasan Akar abimin dediği gibi bizim kökümüz burada değil. Dolayısıyla biz oradan sorunu çözmediğimiz müddetçe yapay davranışlarla bu konunun çözümü olmaz. Nasıl ki mesela Risale-i Nur bir kitap değildir. Türkçe gibi görünüyor ama Türkçe değildir. Her Türkçe bileni anlatsanız anlayamaz. Çünkü ne kadar verirseniz Risale-i Nur'dan karşılık o kadar alabilirsiniz. Yani burada amacım ruhla kalbimizi birleştirmenin bir yolu. Üstadımız kullarla Allah arasındaki suni perdeleri kaldırıp Allah'ı gösteriyor ve bir bakıma zanlarımızda yer alan putlarımızı kırıyor. Ve bu sayede biz şuurlu birer ayna olup Allah'ı perdesiz, şuurlu bir şekilde anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde ne olacak? Biz bu perdeler ile, 70 bin perde ile uğraşır, Hakk'a ulaşamayız. His kontrolü, bizim dünyamızdaki dış alemin yansıması bazı filtrelerden geçiyor. Bizim biz o filtrelerden kalanı süzüp bir manaya, bir algıya içeride dönüştürüyoruz. Bu mesela bir anne olmasına rağmen aslında bakılırsa bu merhamet duygusunun, rahman duygusunun cisimleşmiş halidir. Ümit ediyorum ki siz oradan görebiliyorsunuz. Sincap, yavru sincabı kucaklamış. Bu belki sincap şu an yaptığının farkında da değil. Yani yaptığının farkında olan tek tür insan. Bu bize Mevla'nın gösterdiği Rahman'ın, rahmiyetinin, merhametinin bir cisimleşmiş hali. Peki para duygusu, şimdi para putuna geldik. Para putunu nasıl yıkabiliriz? Para putunun kontrolünü nasıl yapabiliriz? Çünkü zihinlerimizde bu his, para hissi bir put haline gelmiş. Bizim bu parayı yıkmamız lazım. Aksi takdirde zımnen, inşallah yanlış ifade etmiyorumdur, zımnen küçük bir şirk olmuş oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanoğlu zannediyor ki ihtiyaçlarımızı parayla karşılıyoruz. Halbuki ihtiyaçlarımızı karşılayan bizzat Allah'ın ta kendisidir. Paralar birer perdedir. Fakat yaşadığımız çağda insanlar Allah'ı unutup paraya zımnen taptıkları için ihtiyaçların karşılanma yolu olarak sadece parayı zannediyorlar. Bu yüzden hesaplarının şişkin olması onları moral ve motivasyon olarak mutlu ediyor. Halbuki bilmiyorlar ve farkında değiller ki bu söz bizler için de geçerli. Bizim kendi iç alemimize yolculukta da aklımızda bulunması gereken bir durum. Biz ihtiyaçlarımızı parayla karşılamıyoruz. Bazen ihtiyaçlarımız parasız da karşılanıyor. Mesele para değil. Mesele ihtiyacın karşılanmasıyla amaç ilişkisini parasız da kurabilmek. Parasız yaşayacağız değil. Paraya layık olduğu kıymeti verebilmek. Fazla kıymeti verdiğimiz zaman Allah'ı unutma riski vardır. Zımni bir şirke giriş söz konusunda bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer yanlış ifade kullanıyorsam istirham edelim Hasan abimiz düzelsin. Şimdi mesela bunu niçin söyledim? Bir şaşal suyun bedeli 1 TL olabilir mi? Mümkün değil. Suyu 1 TL'ye üretme ihtimaliniz var mı? Yok öyle bir şey. Peki bu 1 TL neyin bedelidir? Birinci sözde de yanlış hatırlamıyorsam yazılığı gibi nakliye bedelidir. Paketlenme bedelidir. Bunun bedelidir. Yoksa suyu 1 TL'ye alma ihtimaliniz var mı? Buradaki amacım bizim algılarımızda oluşan paslanmayı giderip ihtiyaçlarımızı karşılayanın bizzat Rezzak-ı Kerim olduğunu hatırlamaya çalışmak. Belki yöntemim yanlıştır ama bu benim alemimde gördüğüm
şeyler. İnşallah Hasan Akar abi hatalarımı düzeltir. Peki bir kilo muzun maliyeti nedir? Verdiğimiz para mıdır? Mümkün değil. Bir güneşin dünyanın dönmesi lazım. Nasıl olacak o? Yani onu, bunu görmek, bu bizim paslanmakta olan algılarımızı düzeltip tekrar malı verenin Allah olduğuna inanmamız ve işi adresine teslim etmemiz gerekiyor. Mesela hizmet sektörünü düşündüğümüz zaman bir insan doktor olarak bir hastanın dişini çekiyor. Veyahut bir kargocu da bir ihtiyaç sahibinin kargosunu teslim ediyor. Veyahut bir tamirci de lastiğin tamirini tamir ediyor. Bunu para olmadan düşündüğünüz zaman Allah parayı rızka perde bir bahane yapmış. Biz o Allah'ı, rezakı unutup parayı yanlış söylemiyorum. Dur inşallah tapınca şirk oluyor. Allah yerine paraya tapılmış oluyor. Halbuki insanlar farkında olmadan birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Birisi bir şeye perde olmuş. Fakat farkında değil, para şevkiyle, para hırsıyla o işi görüyor. Halbuki gördüren de o değil. Yani olması gereken aynaydı. Gördüren de o değil. Allah gördürüyor. Fakat farkında değil. Şimdi mesela lezzeti şef mi veriyor? Para mı belirliyor? Mümkün mü? Yok. Niye? Kuvvet-i zayika kimin elinde? Allah'ın elinde. Eğer sen onu dikkatli kullanabilirsen Allah parasız da sana lezzet verebilir. Mesele inşallah doğru yolda ilerliyorumdur. Şifayı mesela para mı veriyor, doktor mu veriyor? Yani kim doktor veriyorsa veya şifayı para veriyor diyorsa kesinlikle yanılıyor. Neden? Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Musa Aleyhisselam hastalanınca kendisine bir ilaç tavsiyede bulunuluyor. İlacı alıyor, iyileşiyor Allah'ın izniyle. Bir daha hastalanınca Allah'la iletişime geçmeyi unutuyor, direkt ilaca gidiyor. Bu sefer iyileşmiyor, Allah Allah diyor. Şimdi burada bizim meselemiz biraz ona benziyor. Allah'ı bir salise bile olsa aklımızdan çıkardığımızda hataya düşebiliriz. Benliğe, Allah'ın bize emaneten vermiş olduğu sıfatlara sahip çıkmak suretiyle yanlış yapabiliriz. Peki parayla huzur çelişkisi. Mesela kiranın ödenmesi, hani peki tamam parayı tamamen mi çıkaracağız? Şu şekilde, kiranın ödenmesi, kirayı, faturaların ödenmesi, bunlar bizim sırtımızda birer yük olarak görünüyor. Halbuki bunları yapanın bizatihi Allah olduğunu bildiğimizde sırtımızdaki yükten kurtulup huzura ulaşıyoruz. Aksi takdirde bu yüklerin stresiyle banka hesabındaki paralar işte burada yazılıyor gibi kira veya başka sıkıntılarla boğulup Hakk'a ulaşamıyoruz. Benim söylediklerim bu kadardı. Eğer sorunuz varsa cevap yapabilirim. Çok kısa oldu sanki. Hakkınızı helal edin. Ama cevaplamaya çalışabilirim sorularınızı. Mehmet kardeş, çok biraz şaşırdım böyle. Harika, mükemmel bir sunum oldu. Dolu dolu. Peki tekrar bu kadar sunumdan sonra ustad ben sizden daha zenginim deyince bir daha izah eder misin? Neyi kastetmiş? Abi benim buradan hemen geri alayım abi. Üstad şimdi şifanın yani oradaki para zannı var. Adamlar diyor ki ben daha zenginim. Evet. Halbuki ruhumuza indiğimiz zaman bize o bankada para olması halinde bizde oluşan duygu, hani şurada böyle şöyle bir şey vardı, histi. Bizdeki karşılık, bizim bankamızda paranın olması halinde bizde bir his oluşuyor. Tamam, güvendeyim hissi. Eğer bu güvende hissi paradan kaynaklanıyorsa büyük bir sıkıntıdayız. İsraftayız, büyük bir müflis halindeyiz. Çünkü o duyguyun Allah'tan olduğunu hissettiğimizde zenginliğe ulaşıyoruz. Benim anladığım bu. Ve bu ulaşınca buna para çıkıyor alemimizden. Yok para taşımayacağız demiyorum. Yani inşallah yanlış anlatmıyorum. Ama hissettiğim şu. O size
size mesela kiranızı veyahut zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yarayacak paranın hesapta olması duygusu sizin aleminizde, sizin his duygularınızda bir tatmine vesile oluyor. Bu tatminin paradan kaynaklandığını düşünürseniz, hani yanlış olmuş oluyor zannındayım. Bunun bizatihi Allah'tan olduğunu hissettiğinizde para çıkıyor, tamamen başka bir aleme giriyorsunuz. O zaman gerçekten hani bunu belki %1, belki milyarda bir olarak hissettim. Zengin oluyorsunuz. Yani bu paradan bahseden, işte paradan bahseden Sabancı, onlar kim ki? Onlar o bankadaki paranın stresiyle yaşayan insanlar. Onlar paranın onlara o zenginliğin parayla alakası olmadığını vurgulamaya çalıştı. Zenginlik bir his kontrolüdür ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılayanın ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilme inancının bizde oluşturduğu tatminin sadece Allah'tan olduğuna iman getirmek bize bu zenginliği veriyor. Benim üstadımın burada söylediği "ben sizden daha zenginim" dediği, zaten benim param, benim ihtiyaçlarımı, az param benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor diyor. Benim anladığım o. Çünkü zenginler, halbuki birkaç ay sonra İktisat'ta Risalesi'nde yazıyor. Birkaç ay sonra onlar borç almak durumunda kaldılar diyor. Bana borç vermeyi teklif eden kişiler, zenginler, borç almak durumunda kaldılar. Ben de yüzümün suyu dökülmemiş oldu gibisinden üstadımız öyle bir şey söylüyor. Yani burada olağanüstü bir şey. Üstad zımnen diliyle, hal diliyle diyor ki, benim ihtiyacımı karşılayan bu elimde sizin az zannınız, sizin gördüğünüz az para zannı değil. Benim ihtiyacımı karşılayan, gerçek ihtiyaçları karşılayandır. Rezak-ı Kerim'dir. Bu para değildir. Veya Hasan abi, yani veya Mehmet Su kardeşim gidişte iktisadı çok güzel tarif etti. Maksada uygun hareket etmek. Üstadım hayatını değil parasını, hayatını maksada uygun harekete o istikamete sevk ettiği için orada büyük iktisat var. Herhalde onu diyor gibi geliyor. Evet. Şimdi orada tereddüt yok abi. Evet. Ama şimdi nasıl ki biz ruhen Hasan Akar abinin sohbetleriyle biz başka alemlere gidiyoruz ya, o alemleri tadıyoruz ya, o alemdeymiş gibi hissediyoruz ya, hani bizde oluşan bu alem bu dünyadaymış gibi görünmesine rağmen biz bu dünyada değilken, o işte onu parada da yapabiliyoruz. Parayı tamam, bu bende bir yıl sürdü. Parayla mücadelem ya nasıl oluyor? Param nasıl olur? Para karşılamıyor ki. Bazen sizin, örnek veriyorum, akşam yemeği yiyeceksiniz, bazen bedava yiyorsunuz, parasız da oluyor. Demek ki mesele para değil. Yani benim alemimde bir şeyler oluştu ama benim bunu ifadeden aciz olabilirim. Kullanılan terminolojiye vakıf da olmayabilirim, Allah beni affetsin. Ama her gün kaç tane hatıra kadar videosu izliyorum inşallah. Farkı kapatırım. Ama demek istediğim, biz bedenden sıyrılıp, bedendeki duygulardan sıyrılıp bu iç alemimizde bir yere ulaşıyoruz. O yer... Hocam, ben iktisatta zaten zahir manadaki paradan, ganimetten değil de hisse yönelik bir risale burası. Hissi dizayn eden, onu düzenleyen. Oralara... Evet, Ali Ali İzhan yetiyor o kadar. Şimdi çok çok garip bir, yani böyle bir dakika Ali, kusura bakma, yani böyle sohbet tarzında olmasın çünkü çok kıymetlidir bu saatler. Veciz olsun böyle. Şimdi Mehmet kardeş, çok ben de etkilendim. Şimdi ben iktisat, o şükür risalesini, iktisat risalesini okuduğum zaman ben bunu dedim, bir cümleyle alemime nasıl oturtururum diye soru sordum. Yani bir cümleyle. Sesim geliyor değil mi?
Geliyor, çok iyi geliyor abi. Şimdi iki tane cümle şey yapacağım. Bir, başıma geçen bir hadise ile benim bir akrabam var. Onu ziyaret etmiştim. Benim bildiğim tabii Amerika'ya çalışan 6 tane gemisi var. Armatör yani, gemi şirketi. Ondan sonra çok yakınız. Sohbet ederken birisi geldi. O da sonra anladım ki kalkavanlardan mı ne böyle, o da armatör. Dedi ki yeğenim sen burada dur. Bir oda da var ama karşılık kapılar açık. Ona bir cümlelerimi söyleyeceğim iktisat şeyiyle. Baktım öyle bir ağlıyor ki aç. Ondan sonra o anlatırken Ozat kalkıp da böyle Mecidiyeköy'de bir fırından ekmek alasın geldi. Gidip de bu adama ekmek vereyim. Çok acıdım. Emice dedim sonra. Dedim Emice yani bu dedim çok fakirdi. Bir şey mi yaptı? Dedi yeğenim dedi. Sen başka alemdesin, biz başka alemde. Biz böyleyiz dedi yani. Biz dedi, beni ne kadar biliyorsan bunun beni 3 katını bil dedi bunu. Ben bu adama, iş anlatmak için kullanacağım. Acıdım ve bu adama 2 tane, 3 tane ekmek alıp da getireyim ya. Çoluk çocuğuna götürsün. İnan böyle oldu. Sonra zenginliği şöyle tanımladım. Bu hadise, bunun gibi hadise ve benimle meşveret edenler, görüştüğüm kardeşlerle, iktisat, şükür lisanesi şöyle. Zenginliği söylüyorum, mevcut olması değil. İlk önce dur şöyle bir tanımlayayım. Bir hedefim var böyle, bir hedefim var, çok yukarıda. Bir de mevcut var elinde. Bu adam... Bu hedefine göre mevcut arasındaki fark fakirdir. Eziliyor. Onun fakiridir. O zaman zenginlik talep azlığıdır. Fakirlik mal azlığı değil. Talep çokluğudur. Şimdi bu bizi nereye götürür Mehmet kardeş? His kontrolü dedin ya. Bak. Şimdi insanda birbirine İçine girmiş sistem çalışıyor. Bu sistem. Bunu yönetmeye geldik. Birinci sistem dima. İkinci sistem vicdan. Yani rastlandı konuşmuyorum. Soğanın diş kabuğundan içeri giriyor. Dima. Kontrol gerekiyor. İki, gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Yani latife insaniye, latifeler var. İnsani latifeler var. Dördüncüsü ruh. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdiye kadarki şeyleri kısmen derste duymuştunuz. Ama şu, ustad ben sizden daha zenginim demek, Mehmet kardeşim de şey yaptığı gibi, yani eğer siz bu his kontrolü, yani eğer vicdandaysanız, kalbin ve ruhun derece hayatını kısmen aralamışsak, en azından bu gece, fikir cihetiyle kontrol ettiğimiz bir his bizde, onun tanımladığı, ifade ettiği alem. Sen kontrol ettiğin bir hissi kontrol etmişsen, onun vücudu haricisi olan mesela hayal. Hayaline hakim olursan kısmen, alemi misali, alemi şehadete giydirdiği libas olan levh-i misalilere hakim olursun. Dolayısıyla fikirle bakıyorsan sebep-sonuç ilişkileri seni kayıtlamıyor. Arkasına geçmişsin. Eğer vicdani bir duruma geçmişsen önündekilere sahipsin. Sonra seni kayıtlayamıyor. Mesela kalbi ve ruhi veya vicdani bir
meratiple kısmen şereflenirse kardeşler hepimiz, kısmen o alemle, o sistemde şereflenirsek, önümüzde ne kalıyor? Beden kalıyor ve bedenin dayatmaları kalıyor. Eğer biz kısmen beden arkasına geçersek, bedenin hazlarından, tutkularından, tiryakiliklerinden, taleplerinden sıyrılırsın. Ne kazandırıyor sana? Bedensel hazlardan sıyrılırsan, o nispetten kölelikten çıkıyorsun. Öteye geçiyorsun. Zenginlik nasıl oluyor? Önündekiler senin oluyor. Yani bedenin istediği hazlar veya işte istekleri, taleplerinin red edebilme makamına geçtiğin için onların tanımladığı alem de senindir gör. Yani bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi. Yani peki nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutlara kazanmasına vesile. Nasıl oluyor? Allah senin oluyor mu? Mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması mensup musun? Ebedi vücut kadar kıymetli oluyor. Zenginlik bu. Yani köleliğe biz zenginlik demişiz. Nasıl demişiz? Otur diyor. Televizyon, sosyal medya, araba, telefon değiştir, marka değiştir, bunu giy. Ve onun kıskasından çıkamayan adam köle değildi. Nasıl bir köledir ya? Yani köledir. Ne? Taleplerinin köleliği. Bunu nerede anlatıyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Bunu 2. emirde 99'da orada bunu anlatıyor. Şimdi çok hakikaten çok etkilendim Mehmet kardeş. Ya bu dersinden bu nasıl bir zengin ders ki? Evet ustad ben sizden daha zenginim. Niye? Biz bedensel hazlarımızın peşinde dolaşıp duruyoruz. Yani muayyen bir fanosun içinde şunun içinde dolaşan balık gibiyiz. Çıkamamışız ki bu kadar şeyiz. Şimdi oysa ikinci şuada söylüyor. Rızık ve şifa doğrudan doğruya Allah'ın elindedir. Ama adetullah kullanıyor. Adetullah sistemini kullanıyor. Şimdi bankada param, aşağıda araban, kasanda para, masanda var makam. Sana bir güven veriyor tabii. Veriyor. İnsan güvende hissediyor. Bu bedensel. Allah'ı unutturuyor böyle. Fakat olmayacak mı? Haşa. Müslüman en zengin olmalıdır. Müslüman en yüksek makamda olmalıdır. Müslüman en iyi arabayı binmelidir. Ancak binmelidir. Bindirmemelidir ruhuna. Kendisine bindirmemesi lazım. Rahmetli bir zırabim vardı. Bana emeği vardı. Belden aşağı feştim. Derdi ki şaka yoluyla arkadaşlar, kardeşler buna ait derste paranızı cebinize koyun. Kalbinize koymayın. Eğer cebiniz yoksa benim cebime koyun. Ha millet gülerdi. Şaka yaptığını zannediyordu. Yani benim cebime koyun. Oysa neyin çocuğuydu biliyor musun? Kotiloğulları, Rize'nin Kotiloğulları'nın şeyiydi ve düğününe bir hafta kala kaza geçiriyor. Düğüne bir hafta. Ve Mehmet Akay abi, geçen işte 3-4 gün önce vefat eden Balıkesir'deki Akay abi, Rize'de doktorken buna Nurlar'ı tanıştırıyor. O Akay abi. Bana da çok emeği var. Askerde, askeri doktordu ben askerdeyken, rapor almada. Şimdi o Hızır abi öyle derdi, paranızı cebinize koyun, kalbinize değil. Arabayı garaja koyun, aklınıza değil. Çoluk çocuğunuzu ruhunuza değil. Rahmet ilahi teslim edinden, eğer paranız koyacak cebiniz yoksa benim cebime koyarsınız deyince gülüyorduk böyle. Allah Allah, adam
Çünkü tutsağı olmamış, köleleşmemiş ya. His duygu... Ama duygunun olması halinde ihtiyaç dokunma hissi kalmıyor. Evet. Yani belki ben yanlış anlıyorum ama oraya ulaşınca artık o sıfır oluyor. Aleminizde varlığıyla yokluğu eşit oluyor. Dolayısıyla o hayal dışarıda bir suret olmuş oluyor. Zahirde bir şey olmuş oluyor. Evet, şimdi bedensel şeyin arkasına geçtiğin zaman bedensel dayatmalardan olmuyor. Mesela benim, yani örnek için söyleyeceğim, biz birbirimizi tanıyoruz. Ben kendi şahit olduğum, herkes şahit olun. Allah biliyor, yalana Allah şahit yapılırsa kafir olur. Hükmünü bilen insanım, bu... Vakıflık hayatımda 16-17 yaşından sonra yarın ne yiyeceğim, nerede kalacağım diye Allah şahit olsun bir defa tırma gelmedi. Dolayısıyla hiç mağdur olmadık. Hadis-i Kutsi var. Hadis-i Kutsi bir mana diyor ki, ey dünya, seni esas alıp beni unutanı arkandan koştur, köle yap. Ey dünya, beni esas alıp seni terk edene de hizmetçi ol, arkasından git. Bunun en güzel, herkes aleminde delil olabilir ama en güzel örneklerinden bir tanesi de benim. Benim derken sen kendine şahit olduğun kadar, mesela Allah'a teslim ve tevekkül ettiğin kadar, o kadar tutsağından çıkıyorsun. Hiç hatırına gelmiyor. Tabi dershaneciliğin getirmiş olduğu şeyle, yani acaba yarın ne yiyeceğiz, yani... Doktorluk param var mı? Çünkü sosyal şeyin yok. Vesaire yok mesela. Paran yok, yatın yok, katın yok, eşin yok, aşın yok, işin yok. Peki nasıl oluyor? Yani böyle bu yapılan dersin fiiliyatı var mı? Dershaneler buna güzel bir örnek diye söylüyorum. Yani var. Şimdi hiç hatırlarına geldiğini zannetmiyorum dershanedekilerin. Zaten gelen de gidiyor. Ben 50 küsur yaşında oldum. Yani bu kölelikten, bedensel hazların dayatmalarından çıktığın kadar hür oluyorsun. O nispetten tefekkür oluyor. Yoğunlaşıyorsun. Affedersiniz, özür dilerim. Yani çalışırken tuvalet ihtiyacım ile gelse, tuvalete gitsem bile hala oradasın. Hala oradasın yani. Mesela dima bitti dersimiz, projemiz. Tahsiyle çalışıyorum, ilk sayfalardayım. Emri itibari, emri nisbi yazıyorum. Yani haşiyede yazılmış ama tahsiye ediyorum öyle. Oradayım. Araba kullanıyorum, oradayım. Yani bu ne yapıyor? Peki bu arada aç mı kalıyorsun? Yok. Yani sebeplere uymayalım. Uyuyacaksın ama onu oraya bırakmak gerekiyor. Yani hissi kontrol yapmak gerekiyor. Hissini kontrol edemezsen, kısacası zenginlik elinde çok olması değil, zenginlik talep azlığıdır, dünyevi talep azlığıdır. Fakirlik elinde olmaması değil ki Allah Resulü buna güzel örnektir ve peygamberler de öyle. Bir tek Süleyman Aleyhisselam işte gösterilebilir zenginlikte. Zenginlik nedir? Talep azlığıdır, fakirlik talep çokluğudur. Bunu da nasıl yapacağız? Farkındalığımızı artırarak, insan böyle bir soğan gibi gözüküyor ama katmanlar, yani katmanlara sahip olduğunu, birbiri içine çalışan sistem var, tanımadığın bir sistemi yönetemezsin. Araba acaba buradan iner mi? Arabanın arkasındaki yükü, yolu, o zaman hakim olursun. Dima, dayatmaları var, istekleri var, vicdan istekleri var, kalbin ve hele hele bedensel hayatın istekleri. Bunlar işte ustad tarihçi hayatta diyor ki, ustad hayaliyle bile menfiyle meşgul olmamış diyor, iktisatçılığını anlatırken. Ustad hayalini bile israf etmedi diyor tarihçi hayatta, ustadın hayatını anlatırken. Hayaliyle bile, Rüştü abiyle onun için biraz şey yapardık, insanı tahrik eden, aktif eden nedir? O merak derdi, ben hayal derdim.
Tabi onun ikisi de doğru. Tabi ama cami şeydir. Meraktır, merak kalptedir. O daha geniş bakıyormuş demek. Ama mesela diyelim ki... Abi. Evet. Özür diliyorum, sözünüzü böldüm. Az önce bahsettiğiniz dershanedeki abilerimizin bu durumları hissetmemesi, dışarıdakilerin hissetmesi gerektiği değil de hissedeceği anlamına geliyor zımnen. Ama dışarıdakiler bu sizin söylediğiniz pratikleri pratik ettiklerinde bu seviyeye ulaşıp dershanedekiler gibi para almalarına rağmen, maaş almalarına rağmen bu hisse ulaşabilirler. Evet. Biz biliyoruz ki bizim aldığımız bir aylık maaşın bedeli bizim harcadığımız kalp değil, akıl değil, böbrek değil, ayak değil, fikir değil, saç değil. Yerine göre geç saatte cevap veriyorsunuz, mesai değil. Biz biliyoruz ki bizim yaptığımız bütün eylemlerin, fiillerin bedelini sadece Allah'a hesap olarak veriyoruz. Peki bu yaptığımız iş ne? Biz orada zannımızda parayı çıkardığımızda aslına bakılırsa hangi işi yapıyorsak o işteki insanlar, muhataplarımızın ihtiyaçlarını gideriyor. Olaya bu şekilde de mesela bakılabilirse para için değil ihlasa ulaşılmış oluyor. Çünkü Efendimiz diyor ki benim ücretimi siz veremezseniz diyor, ben sizden de bir ücret talep etmiyorum. Demek ki yapılan işte ücret talep edilmesi riyakarlığa girip veyahut kardeşlerimizi şeye sürdüğe diyor, kırsa zımne, belki kasten değil, mutlu adamlarına basatıyor. Çünkü yapılan işe para karıştırıldığında riya karışılmış oluyor. Fakat ben bu işi para için değil, Allah için insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum amacıyla yaparsa o para yanında ekstra olmuş olur. Ve Allah, yani ahiretin dünyadaki saniyelerini o paraya satmamış olur. Hani ucuza satmak var ya, geçenlerde bir abi dedi, paylaşmıştı, siz de paylaşmıştınız. Ömrümüzde şeytan gelip su bedeliyle karşılıyor ya. Mesela işte dünyada çalışırken o para için yaparsak suya satmış oluyoruz imanımızı bir bakıma. Ama yok, Allah için biz bunu yapıyoruz. Parayı verirlerse verirler, vermezlerse de yine o hikmeti vardır, Allah'ın esmaları gereğidir. Yani o parayı ekstradan, hani işte bu kadar hizmet, 100 kişinin bu ay ihtiyacını giderdim, üstüne de bu verirdi, Allah bereket versin. Çünkü kanaat edildiğinde kader eleştirilmemiş oluyor, baş örse değmemiş oluyor. Ve kalp huzuru ile alınan lezzet, kuvve-i zayikada dahi olsa veyahut başka lezzetlerde de olsa tam tamına, %100'e yakın bir tad almış oluyor. Az önce bir portakal örneği verdim. İlk biz kendimiz konsantre olduğumuzda alacağımız, bu doğrultuda ama konsantre olabiliriz. Konsantre olduğumuzda lezzetimizi arttırmış oluyoruz. Yani Allah bir perde oluyor, bizi besleyen bir kanal haline geliyor. Biz maaş için çalışmamış oluyoruz. Maaşı alemden çıkartmış oluyoruz. Az önce söylediğiniz kasadaki paranın güven verme duygusunu alemimizden çıkartıyoruz. Güven verenin bizatihi Allah olduğunu hissedip paranın düşmesi gereken düşük yere düşmesini sağlamış oluyor. Yani ben inşallah yanlış anlamamışımdır. Öyle diyor zaten bir hocaya diyor ki imamlık yaparken benim aldığım maaş yaptığım hizmete mukabil deme diyor. Sen diyor ümmete, ümmetin bu ihtiyacını giderirken, hani elif, b, t, s'yi öğretirken, ümmet de senin bu ihtiyacını gideriyor. Senin maaşın değil o. Ümmet senin ihtiyacını gideriyor, sebep oluyor. Sen de imamlık yaparken, benim imamlığımın ücretidir deme diyor. Ben ücretimi ancak Allah'tan alırım ama ümmete yardımımla ümmet de bana yardım ediyor de diyor. Evet, yani şeydir, bu duygu kontrolü çok hoşuma geldi yani, çok şükür. Bir şey diyecek olan var mı arkadaşlar? Ben bir soru sorabilirim abi. Sor. Mehmet abi anlattıysa da kaçırmış olabilirim abi. Bu denli insanlar iktisatsızlığa iten ya da paraya
ihtiyacından fazla. Paranın zatına, neticesi, insandaki hangi duygunun kontrolsüz kullanmasından kaynaklı olabilir? Ya da hangi duyguların? Bir de bu duyguların terbiyesi için önereceği bir şey olur mu? Haddim olmayarak cevap verebilirim. Şunu diyebilirim. Şimdi bir Efendimiz'e bir sahabe geliyor, diyor ya, sen bereket istediğinde hangi tanrıya taparsın, diyor, işte bu veya öbürüne. Diyor işte sen yağmur istediğinde hangisine taparsın, şuna, diyor. Diyor işte ben hepsini birleştirip bir yapıyorum, diyor, onu Müslüman ediyor çok şükür. Şimdi para bir bakıma algılarımızda puta dönüşmüş. Yani o putu kırmamız lazım. Belki ben eminim, şu an kendimi kontrol ediyorum, hissettiklerimi anlatamadım. Ama bu putu kırmadan biz zillet demeyelim de haşa, parayla yani mutluluğumuzu özdeşleştirmiş veyahut paralel hale getirmiş oluruz. Bunu belki ben keşke daha iyi çalışsaydım. Halbuki bir haftadır çalışıyordum ama bu para kontrolü bizim algımızdan, yani karşıda bu zahiren bir şey var. Buna dolar dersiniz, Türk lirası dersiniz, altın dersiniz. Ama bu bir algı, bu aslı yok ki bunun. Bu algı, bizdeki bir algısı var. Bu algıyı nasıl yöneteceğiz, onu... Yani bilmiyorum Hasan abim, bir yardımcı olursan, ben belki anlatamadım ama bu bir duygu bizde, bu Hasan Akar abimizin bizi yolculukla götürdüğü alemlerde yerden gökten kopuyoruz. Bir bakıma onun gibi, yani burada varlıkla yokluk eşit oluyor. İhtiyaç hissetmiyorsunuz. Ve o kadar konsantre oluyorsunuz ki artık para denilen şey aleminizden çıkıyor. Yani öyle hani kaşak, kacak, yani tabak, çatal ne kadar aleminizdeyse para da o kadar oluyor. Ama şu an istatistik yapsak, bir anket yapsak, para çok önemli. Bazen para insanlar için Allah'tan önce geliyor. Nasıl olacak o zaman? Veyahut ahiret gibi hobisi olmuyor adamın. Paraya olmuş sadece. Hasan Akar abimin dediği gibi araba olmuş. İşte bu araba dediği şey aslında araba değil. Enfusi alemde o bir duyguya karşılık geliyor. Evet. O duyguya kendi içindeki yolculukla ulaşınca, ulan diyor ki bu araba değil ki. Bu tam istediğim duygu, bu istediğim duygu, bu kanal. Evet. Derneğe kadar Allah'a gör. Bitti. Evet, evet. Takip edilsin. Takip edilsin. Arabasız da varılıyormuş. Arabasız da varılıyormuş. Parasız da oluyormuş. Ya, çok şükür. Abi selam olsun. Hasan abi. Efendim Mehmet abi, gafur alacağım seni. Efendim Mehmet abi. İrfan kardeşim söylediği suali kuvve-i şehviyeyi gösterebilir miyiz? Vasatta kullanmak da çözüm. Evet. Yani şu kuvve-i şehviye, kuvve-i şehviyenin ifratı neydi Mehmet abi? Hatırlayamadım şimdi abi. Peki arkadaşlar, kuvve-i şehviyenin ifrat tefriti nedir? Fucur. Fucur abi, ifrat, fucur, tefrit, kırıl. He, tamam. Peki fucur neydi abim, fucur? İbrahim İbrahim Ergin. Fucur nedir abim? Haram helal demeyip rastgeleni talep olmak, sahiplenmek değil mi? Haram helal demeyip rastgeleni talep olmak. Peki bu ne kadar şeyse, bir de tefriti var kuvve-i şehve. Humut, hiçbir şey yok. Vasatı nedir? Manayı, vasatı nedir abim? Sünnet-i seniye geçiyor. Sünnet-i seniye geçiyor da kuvve-i şehviyenin iffet. Tamam. Şimdi nereden bakarsan bakalım, Mehmet kardeşin dediği his, duygu, para, putlarsan çıkması için insanı bu memlekette, bu alemi şehadette tutan, aktif eden, canlandıran üç tane kuvvedir diyor.
kuvve-i şehveye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye. Bunların kontrolü gerekiyor. Şimdi tahta yok burada. Olsaydı gösterdim ama önünüzde kalem var. Kuvve-i şehviyenin tefriti humut. Yazın. Kuvve-i şehviyenin ifratı fucur. Vasatı kuvve-i şehviyenin neydi? İffet. Peki kuvve-i gadabiyenin ifratı neydi? Kuvve-i gadabiye. Tehevvür. Tefriti nedir? Cebane. Vasat? Şecaat. Kuvve-i akliyenin ifratı? Gavavel. Cerbeze. Cerbeze, pardon. Ha tamam. Vasatı ne? Gavavel. Vasatı? Şecaat. Kuvve-i akliyenin... Şecaat. Hikmet. Hikmet abi. Şimdi sevgili abilerim, şunun alt alta toplayalım mı? Kuvve-i şeyinin vasatı neydi? İffet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı neydi? Şecaat. Kuvve-i akliyenin vasatı neydi? Vasatı? Hikmet. Bunu toplar mısın alt alta? Bu üçünün cemi, yani tencereye koy, karıştır. İffet, adalet. Her şeyde adalet olduğu gibi bunda da hakkı, işte adalet bu. Şimdi bir, aklın yani kafanın ve vicdandaki hislerin, kalpteki duyguların, ruhtaki latifelerin vasata getirilmesi lazım. Nereye darbe vuruyor? Bizim her İrfan kardeş, her hissimizin ifratı bu, tefriti bu. Ama ana tema kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabi, kuvve-i akliye. İnsanı hareketlendiren, bu alemi şehadette yaşattıran, aynı zamanda canlı tutan. Bunların ifratı, bunların tefritinden azade ne kadar olursa. Ben şöyle, nasıl peki vasata getiririz denilirse, ona bir cümle, Mehmet kardeş müsaadenizle bir cümle söylemek istiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretlerine demişler ki, iyi olmak istiyoruz. Yani bir insanın iyi olması için her bir mutalibisi bir şey der. Ben nasıl iyi olurum? Ben onu çok önemsiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin cümlesi diyor ki, iyi olmak istiyorsan, bugün de bir yer cenaze taziye evindeydim. Orada sohbetimde söyledim. Dedim ki, iyi olmak istiyorsak, yani ne olmak istiyorsanız, sizden önce olanlarla beraber olun. O işte, mesela parayı putlaştırmayan, bedeni ve bedeni hazları putlaştırmayan kişilerle beraber olduk mu, işimiz kolay. O işimiz kolay. O öyle demiş. İyi olmak istiyorsan, iyilerle beraber olun diyor. Ama Mehmet kardeş belki de nasıl iyi olunur diye İrfan sordu. Sen eğer bir şey diyeceksen seni dinleyelim. Söz zaten sende. Yok estağfurullah. İyi olmakla alakalı bir şey söylemeyeceğim abi. Onu siz zaten çok daha güzel ifade ettiniz abi. Estağfurullah. Ama... Ben belki ben şunu ekleyebilirim. Gördüğümüz, kazandığımız şeyler atom olduğu için atom. Atomla yani dış alemde bir ilişki yok. Veyahut başka şeyler. Değil ama Mehmet Dilek abi, atomla bizim aldığımız lezzet arasında, çünkü biz atom değiliz çünkü, biz ondaki beniz, atomdan bir lezzet beklemek yanlış olur. Dolayısıyla bizim atomdan sıyrılıp o enfusi alemde yaşamamız mümkünse yani, bunu orada çözmemiz lazım. O aksi takdirde atomla kavga ederiz, 70 bin perdeden bir perde ilerleyemeyiz. Hayatı boşa harcarız, iktisatsız bir şekilde hayat sermayesi bitmiş olur. Peki ben, efendim abi, bir şeyden şey yapayım. Atomuz kapalı, sen abi. Efendim, tamam, bir şey ya, gafur bir şey susturmuştum, onu bir devreye girsin Ali ondan sonra.
Ben aynı abi, o üç kuvveden bahsedecektim. Serbest bölgemizle şekillendirebildiğimiz o üç kuvveden bahsedecektim ben de. İrfan'ın sorusuyla alakalı. Evet. Yani çok güzel. Peki, birisi bir şey diyordu. Buyurun abi. Abi, ne kadar bağımlılar var. Gazali de para dünyası bir aracıdır. Yani bizim uzmanlıkla icabı yüklüğünde bu aracıdır diyor. Fakat bunu çıkarmıyorsun diyor. Fakat bunu bitirmenin az vermesi sebebiyle vesile aynı netice oluyor. Paranın kendisi ve altın gibi bir kıymet değeri yok. Sesin gelmiyor İbrahim. Ben ama çok güzel bir şey İbrahim abi. İbrahim kardeş, İbrahim Ergin, sesin gelmiyor abi. Cihaza yakın ol. İbrahim kardeş, sesin gelmiyor abim. Sesin gelmiyor. Onun bir İbrahim kardeşi devre dışı yapayım da böyle anlasın ki beni dinlesin biraz. İbrahim Ergin. Şimdi İbrahim kardeş. Şimdi bir daha aç bakayım o Gazali der ki de ondan sonra duymadık. İbrahim Ergin bir daha açar mısın? Duymadık abi sesini. Nasıl, uzak mıydı? Alo. Geliyor mu sesin? Şu anda geliyor. İmam Rabbani'den örnek verdiniz. Gazali de bunu bu uzun uzun anlatıyor. İhya Ulumuddin'de anlatıyor. Yani bu altın ve para diyor, bir şeye vesile olduğu için insanlar kıymet veriyor. Mehmet abinin de söylediği kısmen onaylıyor. Fakat diyor aynı netice olması, para biriktirmenin, lezzet vermesinin sebebi vesile değil, aynı netice. Yani onunla bir şey alındığı için kıymetli. Paranın kendisi diyor normalde değerli değil. Altınla da keskin bir yumuşak bir maden, bir keskin bir alet de yapılabilir. Kendi bir madde kıymeti yok. Onunla bir şey alındığı için kıymetli olduğunu söylüyor. Fakat bu aynı netice oluyor. Sen kendisi değerli gibi zannedildiği için insanlar biriktiriyor. Halbuki diyor o bir vesiledir. Bir şeye taşıyor seni diyor. Sizin de derslerde anlattığınız bu masar, bir şey diyor Üstad, masar değildir, masardır. Vesiledir. Mutluluğa lüzumdur. Lüzumun lüzum mutluluktur, bu lüzumdur. Onun elde edilmesi. Böyle bir şey söylüyor. Anladım. Mehmet kardeş bir şey diyordu. Mehmet Su. Abi bir şey söylemedim ben son. Evet şeyde İmam-ı Rabbani dedim, o da Gazali'den söylüyor. O zaman ben yazdıklarını bir yukarıdan aşağıya okuyalım. Bakayım değerecek bir şey varsa okuyayım. Ondan sonra sorunuz da yoksa kapatırım. Baştan alayım abi. Yok yok sizin değil. Sizin o değil, o değil. Ben şurada yazılanları kenarda paylar, onları gördük. Önler pazar, birisi yazmış Ali pazarlar pazarlık yapmak enflasyon önler zaten demişti kardeşimiz. Bakayım şu an ne diyor. Ali demiş ki zengin reislere dedim gerçi param pek azdır fakat iktisadım var. Kanaata alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Lemalar 141. Evet bunu açıklamıştı zaten. Ama hakikaten Mehmet kardeş işinin gözüyle baktın. Hakikaten o işin ehliyle Risale-i Nur'a bakmanın ne harika dersler çıkıyormuş ya. Subhanallah. Hasan yazmış, Hasan Konan zenginlik his kontrolüdür demiş. Bu da burada ifade. Bu çok güzeldi Mehmet kardeş. Bu cümleniz çok hoşuma geldi. Zenginlik his kontrolüdür. Davut kardeş ne demiş? Zenginlik zan zenginliği terk etmektir. Zenginlik zanı var ya, onu da güzel ifade etti Mehmet kardeş. Aslında zenginlik ve fakirlik zandır. Zanı kontrol edemezsen zanın ifratı bu hallere sokuyor. Erdinç iktisat dersini çok iktisatlı yapmış. Allah sizi de güldürsün. İktisat dersini iktisatlı yapmış. Maşallah. Evet, 24 dakikada baktım. Mehmet kardeş 24 dakikada sunumunu yaptı. Sebebi, üniversitede hoca olduğu için 20 dakikada meseleyi bitiriyor. Behçet yazmış, arabaya binmelidir.
ama kendini bindirmemelidir. Güzel. İbrahim Ergin, insan berzahtır. Abdullah demiş, sadece kuvve-i şeviye değil, üç kuvvenin de bu paraya meyil ile alakalı tesiri var. En büyük etkinin kuvve-i aklinindir diye düşünüyorum. Şey var mı, Uğur kardeş, Uğur. O da üniversitede bu işte alakalı hocadır. Olsaydı o da girerdi mutlaka. Bakayım, tekrar Ali ne demiş? Hocam, hoca değilim de olmaya çalışıyorum ama nasıl dilerse. Çok güzel. Çok abi güzel. Ben dinliyorum. Ha, o, ben dinliyorum yani. Dinliyorsun Uğur'um. Dinledinse dinlemişsindir. Ne dinlettireceksin? Bir şey yok abi şimdi. Tamam canım kardeşim. Sen mantıkçı biraz. Allah razı olsun abi. Amin. Peki arkadaşlar. Sizin bir diyeceğiniz yoksa. Ama çok ben çok hoşuma geldi. Hani çok hoş. Yani mesela insan pek hatırına gelmeyen bir toplama, hatırına gelmeyen bir ders. Gerçi yer yer yaşıyoruz. Bu adam buna tapındığı halde niye benim dünyamda bazı hatırlarınıza gelebiliyor? Babam da derdi bana. Oğlum bu millet mi? Rahmetli babam derdi. Oğlum bu millet mi akıllı veya sen mi? Bu kadar millet, Ali Akça sesini kapat abi. Şey yapacağız bu sadece. Bu millet mi akıllı sen mi? Yani bunların değer verdiğine değer vermiyorsun. Almaya da çalışmış. Yani sen bunları tepiyorsun derdi böyle de. Yani tabii belki ifrat gibi gözüküyor ama demek ki bedensel hazların, bedensel dayatmalardan ne kadar kurtulursak o kadar hür oluruz inşallah. Ama bu şu anlama gelmez. Yani çalışmamak, etmemek haşa değil. Mesela haşa. Hele mesela şey yapılan, zemmedilen, dinimizde zemmedilen para kazanmak değil, biriktirmek. Nedir? Mesela kül bırakmayız mangalda, konuşuyoruz. Ama davaya, hizmete gelince bir kuruşumuz yok. Yani çok olması değil ki, çok fazla olması değil. Ben de varım, bu yemekte tuzum olsun diyemiyoruz yani, denilemiyor. Yani bunu yapabilmek, sahiplenmenin çok para olmaktan değil yani. Bu hizmeti yüklenenler ustadığı zamanda da belli, Allah Resulü zamanında da belli. Şimdi bu hizmeti de yüklenenler de belli. Şey derdim böyle bizim, ya dedim Allah Allah, adamlar AVM gibi dershaneler oluyor. Sen bir tane küçük bir dershane yapamıyorsun. Hayret içinde duruyordum. Hayretler içinde kalıyordum. Nasıl oluyor diye. Demek ki insan nereye layıksa oraya Cenab-ı Hak nasip ettiriyor. Yani biriktirmek şey yapılmış. Zemmedilmiş yani. Hatta çok şiddetle ayette eritilip boğazdan aşağı şey yapılacak. Mesela adam İmam-ı Gene Gazali der, senin diyor kabirde hesap verdiğin anda o hesap verdiğin malın üzerinde çocukların kavga ediyor diyor. Veya zevk-ı sefa yapıyor, senin kabrine zulmet gönderiyor diyor. Yani herhalde biraz ölçüsü de o olmalı. Davama ne kadar aktarıyor? O kadar anlam vermişsin çalışmana. Yani mesela çalışıyoruz. Çalışıyoruz da hani hizmet mizmet diyoruz, hep başkasından bekliyoruz. Tamam da kardeşim, şey yeri gel bu meseleyle alakalı. Yani hizmete yani çok olan değil bakın. Yani en azından insan bir şey yapabilir. Bir koca bir senede bir defa bir ay fatura öder hizmet malini. Böyle şey yapmak lazım. Düşünüyorum yani nasıl getireceğiz? Bu dersten ayrılacağız da tamam. Maşallah kuvve-i akliye, kuvve-i kadere, ifrat tefrit. Eylemsel nedir denilirse hizmete sahip çıkmandır. Maddeten sahip çıkmandır. Anlattığın gibi sahipleneceksin de kardeşim. Ahmet'ten, Mehmet'ten beklenilince o olmuyor. Ama benim akıt kanat olduğu için zaten
bize şiddetlenmiş, geçim derdi ondan şiddetlenmiş. Yanlış anlamayın, bu dersten ayrılınca eylemsel bir misal olursa, yani tamam kuvve-i aklıya bir daha söylüyorum, kuvve-i gadabe, kuvve-i şey vasata getirmek, yani tamam bunlar çok konuşun. Eylemsel nedir? Hizmete ne kadar sahip çıkıyorsan o kadar putlaştırmamışsın eylemde. Eylemdeki durumumuzu, hizmeti kendinden daha üstün tutmanın alameti, kendinde daha değerli kılmanın alameti sahip çıkmandır. Bazı insanlar hizmetten alır. Gider hizmet mahalliyle tuvalet kağıdını, ampulünü, elektriğini, şunu bunu kullanır da. Ama bir defa bir katkısı olmaz. Bazıları ise bunu o kadar okumamıştır ama nasıl bir ruhsa sahiplenmiştir. Sakın yanlış anlamayın. Çok zengin fakirlikle alakası yok verebilmenin. İşte Allah Resulü, işte sahabe. Yani çok istisnadır çok olup da çok veren. Bu verebilmek ayrı bir ruhtur. Kimisi malından verir, kimisi hayatından verir. Mesela bir 10 dakika, 1 saat ömründen Risale'yi okuyamaz. Vermez koca bir gün geçti bugün. Okumamış veya okumada yatacak. Okumamış, vermemiş yani. Bundan daha putlaştırmak nasıl olur ki? Kur'an okumamışsın, tamam. Risale okumamışsın. Bugün kendine katkı yapmamış mısın? Ta buradan başla. Eylemsele dönüştürün. Ben biraz eylemi çok sevdiğim için. Mesela bugünkü dersten, bugün 5-10 dakika okuduk mu? Veya bundan sonra tamam okuyacak mıyım? Sonra geçelim şeye, kendinin dışındaki şeye, putlaştırmamak adına. Davaya ne kadar sahip çıktın kardeş? Ne kadar sahip çıkıyorsun? Ne kadar biriktirdin? Dairelerin peşine koşuyoruz. Peki hizmete ne yapacağız? Ben sizden daha zenginim. Çünkü zenginin peşine koşuyorum. Ustak elindekilerini vermiş. Ha, hepsini değil de biz vermek lazım, sahiplenmek lazım. Aleyküm selam Mustafa. Abi çok çok özür dilerim. Bir cümle bölmek istemezdim. Bir cümle soru bilebilir miyim kendimce inşallah abi? Tamam. Evet Mustafa, sen edebiyatçı yani, olduğun için edebi olarak merak ediyorum hakim ne diyecek. Estağfurullah abi. Ya o kadar güzel konuşuyordunuz ki. Estağfurullah. Abi de siz de abiler de. Bölmek istemezdim fakat dedim ki en sonuna girmek durumundayım. Hakkınızı verin abi. Estağfurullah. Buyur Mustafa. Abi soru şu. İktisatla maddi ve manevi alemlerimize neler ithal ederiz? Bu alemlerimizden neler ihraç ederiz? Abi soru bu. Buna şöyle bir cevap yazdım. Ben tabii bunu size açabilirsiniz. İktisat maddi ve manevi alemlerimize hakkı ve haddi ithal etmek, bu alemlerimizden haksızlığı ve hadsizliği ihraç etmektir. Ne demek? Bir Mustafa'm biraz izah eder misin biraz? İktisat abi cevabı mı sorayım abi? Yok. Cevabı. Abi cevap şöyleydi. İktisat maddi ve manevi alemlerimizden hakkı ve haddi maddi ve manevi alemlerimize hakkı ve haddi ithal etmek, hadsizliği ve haksızlığı ihraç etmektir. Abi zaten cevabı verdim. Gerisi abi size inşallah. Abi 19. levhanın 1. nüktesinde üstad şükür kelimesini büyük harflerle yazmış. Şükür, haddi, evet elhamdülillah, şükür. İrfan abim dostuna da herhalde şükür diye ben cevap vermek istiyorum da. Bu da üstüne yazmışlar. Teşekkür ederim. Abi benden bu kadar. Teşekkür ederim. Maşallah. Sen abi. Maşallah. Efendim abi. Abi ben söylemek istediğimi şükür diyecektim. Tamam. Aldık abi, Ali cevabımız abi. Sağ ol, teşekkür. Sesini kapatabilirsin abi. Şükür. Evet, o da şükür dedi. Bak başka. Evet, dinliyorum İrfan'ım. Kapatmadan bir soru daha sorabilir miyim abi? Sor. Şimdi iktisat manasında abi bayağı hazırlanmış alan olduğu için de derli toplu bir sunum yaptı.
Siz abi sunum yaparken siz şöyle bir cümle kullandınız. Ben de daha önce hatıralarda okumuştum. Üstad hayalinde dahi israfata gitmediğini dahi bir cümle kullandınız. Doğrudur. Evet. Değil mi? Evet, evet. Tarihçede geçiyor. Doğrudur abi. Peki şimdi mesela maddi anlamda iktisadi noktasında üstadım anlayabiliyorsun. Ama hayalinde dahi israfa gitmemesini nasıl sağladı ya da diyelim ki belli bir dönem bunu yapmış olsa dahi bunu kalıcı olarak nasıl tuttu alemde? Yani kalıcılığını nasıl sağladı bunun? Bir fikriniz var mı abi? Evet. Var. Mesela kendi... Tamam buyurun. Abi bu israf manasına verdiğiniz değerle ölçülebilir. Eğer israfı sadece elektrik israfı olarak düşünürseniz, elektriği açmazsanız veya dikkatli saatlerde açarsanız israf olmamış olur. Ama israfı iktisat kavramında olduğu gibi maksadın aksine kullanılan her şey olarak tanımlarsanız üstad sırat-ı müstakimden hiç ayrılmamış. Dolayısıyla devam et. Bir dakika Mehmet, Cemil bir dakika dur, bitirsin ondan sonra. Mehmet. Dolayısıyla hayatı boyunca Allah'ın lütfu ihsanıyla sırat-ı müstakimden ayrılmamış bir insanın hayatında israf aramak bence yani boş şey olurdu, boş vakit harcama olurdu, o da israf olurdu benim için. Çünkü vakit de en önemli sermayelerimiz. Eğer yanlış anlatıyorsam hakkınızı helal ediniz İrfan abi. Sadece benim bakış açım belki farklı olabilir. Çünkü her başımıza gelen olayın, ki bu da bir olaydır, şiddetli var. Yani sizin aleminize yansıyan yönü belki farklı olabilir. Benim alemimdeki yansıması bu şekildeydi. Ben aynama düşenleri naçizane. Sen abi. Bir dakika. Mehmet. Cemil sen söyle abi. İktisadı da suret, kanuniyet, hakikatle mahiyet olarak bakarsa sureti ne olur, kanuniyeti ne olur, hakikati ne olur aleminizde, mahiyeti ne olur? Yani maddi olarak, para olarak düşünürsek suret mi oluyor? Manevi alemde kanuniyeti nasıl oluyor, hakikati nasıl, onu soracaktım ben. Anladım. Onu Mehmet direkt hemen yazmaya başlar bu iktisadın. Bu dersin sureti nedir, kanuniyeti nedir, hakikati nedir, mahiyeti nedir? Biraz fazla yoğunlaşmış. Ona biraz bir fırsat verelim direğe. Abdullah Şimşek bir şey diyecektin abi, Almanya'da. Evet abi, selamünaleyküm. Maşallah çok güzel. Bir önceki, yani suret kanuniyetten evvelki konuşmalara benim yalnızca kendi tefekkürüm. Üstadımız bu iktisadı nasıl bütün ömrü hayatında devamlı şey yapmış. Öncelikle davasını birinci plana koymuş. Hayalinin en birincisini, yani rahmetli Müşah abinin derslerinde sizin şey, yani davayı hissetme teker olarak da kullanmamış bir zaman. Davam demiş, devamlı hayalinde bu. İkincisi, bir de iktisat, para, pul, kainatla her şey birbirleriyle alakadar olduğu için bu alakadarlık içerisinde biz, ben kendi şeyim bu. Tevekkülü ne kadar ciddi manada anlarsak kuvve-i şerviye, kuvve-i galabiye, kuvve-i akliyeyi de o şekilde zaten devamlı vasatla tutmamızın imkanı yok. Ama tevekkülün içerisinde de bu iktisat tamamıyla giriyor. Çünkü kainatla birbirleriyle alakadar. Kainat denince maddi ve manevi, enfüsi ve zahiri, yani parasız bir şey olmaz ama bu para işletme tekeri olarak da kullanılmasa da olmuyor. Bu kadar abi. Ama hayalde davayı birinci planına koyduğundan dolayı hayal devamlı dava için çalışıyor. Abdullah abi, ben paranın gereksiz olduğunu söylemedim. Adetullah'a karşı bir şey yapmamız zaten doğru olmaz. Sadece enfusi alemimizde bir yol bulmaya çalıştım. Doğru. Yoksa ben sizin haddinizde karşı değilim Ömer abi. Estağfurullah, yok. Ama enfusi aleme dahi taşınacak olsam bile, şimdi
Hani diğer hastalar hastanesine gittiğin zaman bir yerin acıdığı zaman beden bütün tamamıyla orayla alakalı. Yani ancak üstad gibi veyahut da bir evliya gibi, alim gibi olacaksın ki veyahut da İmam-ı Azam gibi gemi baktı elhamdülillah. Para kazandın elhamdülillah diyebilirim. Ama biz bir de her şeyi alakalı, kainattaki alakalı şu, bir de biz fetret döneminde yetiştiğimiz için böyle derslerle, Hasan abiyle, onunla, bununla böyle yapılanmaya çalışıyoruz. Fetret döneminde, Türkiye'ye şemsiyesi altında yetiştiğimizde, yani ben eylemdekini söylüyorum abi. Teşekkür ederim. Hasan abi zaten hizmet gününde hepsini anlattı. Yani burada da ben Avrupa'da mesela sıkıntı çok konuşmuyor. Hizmete yani az da olsa katkısı olmayanları ben çok gördüm. Ama hep hizmet alanlar. Bu kadar abi. Biraz belki karıştırdım ama aklınıza geldi. Evet. Demir Mehmet Direk ifrat tefrit vasat yaptın mı? Bu Abdullah bir şey diyecek. O zamana kadar müsaade. Abdullah Demirdağ. Abi şimdi İrfan'ın sorusu üstad hayalini nasıl israf etmedi? Yani bir insan nasıl bu kadar hayalini dahi israfa yani daha doğrusu şeyde hattı vasatta tutabilir? Abi bunun benim alemdeki cevabı şöyle bir şey geldi benim kalbime de. Şimdi biz Risale-i Nur okurken böyle hiç kimse yokken kendi başımıza o aleme dalmış okuyorken düşünelim kendimizi. O tefekkür, o yapılanma, o manevi, o alemin içine girme hali, haleti, o halette değil, hayalimizde parayı ya da bir başka bir şeyi hayal edemeyiz. Makamdaki hiçbir hayal edemeyiz. O halette olduğumuz anda bir nevi üstadlaşıyoruz yani. Onun aleme giriyoruz. Onun hissiyatına ortak oluyoruz. Onun ders arkadaşı oluyoruz. Dolayısıyla o esnada bizim öyle bir şey düşünmemiz nasıl ki muhal ise üstad da o haleti vazifesi gereği bir de tabii ki o vazife herkese verilmiyor. Vazifesi gereği ama vazifesine de layık olduğu gereği üstad bu hali ömür boyunca muhafaza etmiştir diye düşünüyorum abi. Direkt yazdın mı ifrat tefrit vasat? Mimayeti kaldı abi. Mimayeti kaldı. Peki usta tahayyülü bile israf gitmemiş. Tahayyül bizim zamanımızı oluşturur. Doktor meşguliyet serbest bölgede bulunuyorum. Sureti tekler ve tecerrütler, tövbe ve istiğfar, ubudiyet ve ibadet. Çok ilginç. Burada hiç de şey dokunulmamış. Şöyle bu iktisadın sureti serbest bölgede kanuniyeti terkler ve tecerrütlerde hakikati tövbe ve istiğfarda, kalbi nedamette mahiyeti ubudiyet ve ibadetlerde diyor. Birisi de. Bu da garip. Terkler ve tecerrütlerle ancak iktisat vasata gelir. Bir de okuyayım. İktisadın yani kuvve-i şeviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye yani parayı puttan yani vesaire o dersin konusu adaleti mahiyeti ad var ya ad subutu sıfatta. Subutu sıfat değil mi adı adalet? Adalet. Adıl isimdir abi. Adl isim de onun şeyi kudret ya. Kudret? Yok o da olmaz. Kudret olmaz. Evet. Belki irade olabilir ama isim olması mahiyet olmasına engel mi? Değil. Ama kainatta iktisadı şöyle tarif ederim. Sureti tutumlu olmak abi.
He. Kanuniyetin kalp ve ruhun derece hayatına çıkmak. Hakikati de adalet, yani adıl ismi. Peki abi, tutumlu olmak yerine maksada uygun hareket etmek. Çünkü iktisat kasttan üretiliyor. Evet, o daha güzel. Buna göre maksada uygun. Abi, avamın gördüğü şeyi söylüyorum. Zahirde görünen, toplumda kullanılan yanlış şey zaten. Surette o sizin söylediğiniz biraz daha üst mertebe. Yani herkes iktisat deyince tutumlu olmak anlıyor. Siz biraz daha öncesini söylüyorsunuz. Biraz yani avamın söylediği, avamın anladığını söylememiz lazım. Sureten ne anlıyor insanlar? Ama hakikati adaletmiş aslında. Yani o üç kuvanın vasatta kullanılması. Mahiyet olarak şimdilik bir şey verilmedi abi. İrade sıfatına baktınız mı abi? Yani irade dedim ama bir şey diyemiyorum şu anda. Peki arkadaşlar, şu olur mu? Ne dersek diyelim, serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvurlarımız var ya, yani mesela tasavvurda zanlarımız var, paraya, şuna bunu, hep zanlarla. Yani aslı değeri yokken zanlarımız kontrol edilemiyor. Şeyden konuştuk, bir de tahayyülden konuştuk. Yani ne konuştuksa böyle bir serbest bölgenin kontrol edilememesi var. Bir de ne yapıyor insan? Serbest bölgede her şey cevelan ediyor ya, melek, şeytan hepsi var. Orası acayip bir alem. İki tarafı da söyleyeyim. Mesela rahatlamanın bir yolu neydi? Mehmet kardeşinsini alacağım. Mehmet'ten çok ilginç oldu adalet. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat var ya. Teslim, tevekkül. Şöyle olabilir mi? Yani insanda olsa, insanda sureti, yani benim değil bu. Benim düşünüşüm değil bu. Şeyi herhalde internetten koptunuz mu? Benim sesim geliyor mu? Geliyor. He. Sureti serbest bölge, kanuniyeti, insan bir şey muvaffak olabilmesi için, yani insan iç alemine taşınması için terkler ve tecerrütler gerekiyor. Yani birisi terkler haramdır, tecerrüt ise manevi şeyler, gurur, kibir, hubucak gibi. O şeye, o duyguları vasata getirmesi için, kendini israf etmemesi için. Hakikati da tövbe ve istiğfar bu kalbi. Mahiyeti bu diyet. Mehmet kardeşim de çok, o da çok garip, o da şey, bir herkesin gördüğü yolla gidiyor. Ne dedi? Tutumlu olmak. Yani Mehmet Su kardeşin dediği şu: maksatta kullanmak, tutumlu olmak. Ha böyle böyle değil yani. Böyle böyle değil. Suyunun suyunu tutmak değil. Elindekini maksatta kullanmak. Mehmet kardeş, kanuniyetine ne dedin abi? Kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkmak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına, kalp ve ruh yani duygu ve latifelerini kontrol edebilmek. Kanuniyet dedin. Peki hakikata ne dedin? Adalet, yani adl ismi. Adisi, mahiyet? İrade sıfatı diyebiliriz abi. İrade sıfatı. Şimdilik. Evet, anladım. Şimdi öne çıkan iki tane, ben çok önemsedim ikisini. İnsana taşındı, o da insana taşındı. Serbest bölge, bu da eylemde. Yani Mehmet kardeşle beraberseniz o manada, nedir o? Elindekini maksadında kullanmak. Değil mi Mehmet Direk? Evet abi, evet. Tamam. Evet abi, bunu para için düşünmeye gerek yok. Yok. Her şey olabilir. Evet, yerini kullanmak. Şey de çok hoş oldu Abdullah. İdealist bir dava adamının ruhu, himmeti, milleti, davası ise o inkişaf ediyor. Ben de size bir şey paylaşayım böyle.
herhalde biraz geç şey oldu ama ben şimdi bir insan bu Asr-ı Mücedidi'nin dersini alınca nasıl muvaffak olacağız diye de Mücedid'in dersinde bak bu saat 10.30 Türkiye'ye göre. Yani okuyoruz, dersimizi şey yapıyoruz. Güya biz de adamız. Rabbimiz söylediyor, görüyor, duyuyor. İtikadımız bu. Biz de adamız. Onun rızası için bir şeyler konuşuyoruz böyle. Gayret ediyoruz. Allah buna şahit. Hep niyetimiz hep halis. Gayret ediyoruz. Bu peki bu gayret ede ede ne yapmaya çalışıyoruz? Kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. İlk önce eylemde. Kitap okuyoruz. Teşvik ettiler abiler, kardeşler falan. Kitap okuyoruz, namaz kılıyoruz, derslere gidiyoruz, kardeşlerle irtibat kesmiyoruz, arıyoruz vesaire. Hep kendimize katkı yapmak için. Bir şey anlatacağım. İnsan bu alemi böyle derslerle, risaleyi okuya okuya farkındalığı artıyor. Farkındalığı, iç alemi, farkındalığı ne demek? İçini seziyor, keşfediyor. Yani ben sırf bedenen değil. Sonra malum işte konuştuğum şey, ruhun arkasına en iyi gidince arkadaşlar, ben bunu geçen Dima dersinde, pazar dersinde söyledim ve yayından sildim. Bunu şu anda söyleyeceğim birisi çekiyorsa lütfen bunu çekmesin. Şu anda konuşacağım çünkü kameradan da sileceğim bunu söyleyeceğim. Pazar dersinde bir parça söylediğim bir parçasını söyleyeceğim de. Çünkü halka gitmez. Yani bizi farklı şeyle itham ederler. İnsan bu iktisat vesaireden hepsinden aşağı aşağı yani fark ede ede haşa 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 tahayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür de değil. Şimdi akıldayken, vicdandayken, kalpte ve ruhtayken Allah'ın dinine çalışıyoruz. Mülküz, memlüküz. Hem mülkünde çalışıyoruz hem de biz mülküz yani. Arkadaşlar, bu ene, sır-ı insan, sır-ı insani, enfusi, yani bu dersten inkişaf ede ede, bu enfusi var ya, gayemiz ne yani bunlar? Bir kardeşimiz iktisat yaptı, ötekisi bilmem ne yaptı, şunu bunu yapıyoruz. Tamam da gayemi şu. Arkadaşlar, bunları yapa yapa kendimizi keşfediyoruz ve Allah'ın dinine hizmet ediyoruz. Ha. Fakat en iyi sırrı insan inkişaf ettikçe haşa Rabbim affet. Artık Allah'ın dini değil, benim bu. Bu benim. Bu din benim. Ben bir yere çalışmıyorum. Kendime çalışıyorum. Bu benim. Benim ve benim. Bu dava Allah'ın davası gibi iken aslında benim. Bu din benim. Tövbe ya Rabbi, affet. Yani artık fena fil dava, yani değil de daha ilerisi dava, bu din benim, peygamber de benim. Yani buna benzer Muhyiddin Arabi demiş ya, arş benim, kürs benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim vesaire. Enel hak seviyesinde yani şu, dava birisinin davasına değil, davam. Benim, ben. Bu dava, bu din benim. O zaman böyle bir ne cennet gayen olur, ne cehennem endişesi, ne çok yaşamak, ne kısa yaşamak, ne korona, ne şey. Yani bir şey için yaşıyorsun artık. Birisinin davasına değil, davam için yaşıyorum. Bu din benim. Bu Kur'an benim. Efendim, buradan aradığına göre kesin mi diyorsun Abdullah? Aleyküm selam. Niye aradın şimdi, bu canlı yayındayız? Selamun aleyküm. Ondan sonra Abdullah demek, o da durma hep deneyi değil.
Burada olan Abdullah Şeyh. Abi enel hak seviyesidir denebilir mi? Çünkü siz nefsi sınır sıfırladığınızda bizzat Allah görünüyor. Evet. Orada Allah gözükünce ne oluyor? Nefsine sahip çıkıyor. He. Yani ene de vücut yok. Varlık yok. Vücut rengi yok. Vücut rengi yok. Vücut yok yani. Yani ene'de ikilik yok. Yani tayin ve teşahhus var. Tayin ve teşahhus. Tayin ve teşahhus olunca orada ene'de Allah bendeki o. Bendeki o. Ondaki ben. Bu şey haletsiz halet, vasıfsız vasıf, sırrı insani. Olunca bu din benim. Yani bu din benim oluyor. Bu din, yani ben bu enel hakkın dışında bu enel hak değil arkadaşlar. Bu biraz daha ne bileyim bu şuurlu, bu sırrı insani enel. Ustad o manaya giydirmiş. Sistem giydirmiş yani. Şöyle de diyeyim, Varta'da kurtulmak için, ben kendi şeyde kardeşler var. Hallacı Mansur'a demiş ki şeytan, sen demiş enel hak dedin, hallaç oldun. Ben de enel hak dedim, ben hakkım dedim, ben şeytan oldum. Niye demiş yani? Ne farkımız var? Ne farkımız var dedi. Hallacı Mansur dedi ki, ben diyor önüme Allah'a koydum, onu kastettim. Enel hak derken önümde o var. Sen diyor bunu derken önüne kendini koydun. Kendini hak kabul ettin. Önüne kendini koydun. Burada Üstad Hazretleri ne yapmış? Hiçbir belirleniş yok. Vücudunda adem yaparak bunlardan hepsi yürüyor. Bu nispet, yani bu en azından fikir, ne bileyim bu halet, his, tefekkür, ne bileyim böyle. Bu merkezden böyle biraz bu şöyle diyeyim. Karadeniz'in dağları serttir, suyu vura vura, deniz vura vura oyuyor ya. Merkeze pengelimizi koyduğumuz zaman bu düşünce ruhumuza inecek aşağıya. Kalbe inecek, vicdana inecek, fikre inecek ve hayata baktığın zaman hayat hakikaten o zaman anlamını buluyor. Yani bizim yöntem böyle yaptık aşağıdan yukarıya. Ben şimdi sonuç olarak merkeze bu dersler, enfusi derslerle o taraf uyanırsa dışa doğru kendisini bir şekilde ruhta in aşağıya, kalpte çık dışarıya, vicdanla çık dışarıya, dimağda çık dışarıya, fiilde kendisini gösterir. Niye bunu şey yaptım? Enfusçisiniz böyle. Merkeze koyduğun zaman artık o zor gibi gözüken eylemde, yani onu putlaştırma, bunu güzel geziken, ama merkezden baktığın zaman zaten ben yokum ki. Diyecek ki tabii Mehmet kardeş, eylem o ders öyle. Tabii bu dersi konuştuğumuzu biz böyle umumi cumartesi dersinden yapamayız bu konuşmayı. İmacı olduğunuz için konuşuyorum böyle de. Merkeze koyacağız. Abdullah soru alacağım şimdi. Merkeze koyduğumuz zaman kendimizi böyle oraya vücut rengini vermeden, bu işler hepten kolay oluyor. Dua, istiğfar, tövbe, tecerrüt falan, ubudiyet, bu farkındalığı bunlarla kazanacağız. Hele çok dua etmek, Zübeyir abin dediği gibi hizmete koştururken kendi hizmetini ihmal etmemek, böyle tefekkür imanla, şuur imanla arttıkça ta merkeze gittiğimiz zaman, yani ben bütün hayatımdaki derdim o. Yani o merkezden muhite bakmak. Muhitten merkeze doğru çok şey oluyor. İnsanın diyor nazarı dağılıyor diyor Ustad Ayet-i Kübra'nın başında. Merkezden muhite bakınca tefekkür de kolay oluyor. Mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Öyle her bir cüzde külli görmek. Cüzde kül. Cüzide külli. Yani merkezde kendi vücudunu, benliğini, varlığını bırakıyorsun. Vücudunda adem. Adem'in de vücut vardır diyor. Merkeze koydun mu bunun teleşuatları, dışa vuruşları aşağıya doğru kendisini gösteriyor. Mesela ruhta iktisat oluyor bu sefer. Merkeze koyduk ya.
Ruhta iktisat oluyor, kalpte iktisat oluyor, vicdanda oluyor, dimağda oluyor, vicdanda oluyor. Eylemde de oluyor. Artık seni bağlayan bir şey olmuyor. Ama tefekkürü ters yaparsak, hariçten merkeze doğru şey yaparsak, bizi şey yapıyor işte, çekiyor işte. O peki o nasıl olacak? Peki bu nasıl olacak? Ama tamam, bu bizi bırakmıyor yakamızı. Merkezden artık, merkezden bakmayı öğreneceğiz. Fikredeceğiz, hissedeceğiz, mahsedeceğiz, sevk edeceğiz. Merkezden muhite bakmayı fikredeceğiz, hissedeceğiz, mahsedeceğiz, zevk edeceğiz. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma var böyle. Merkezi, yani peki bu konuda sık sık okuyup not alacağımız bir risale diyebilir misin deyince, 30. Lema'nın hayat bahsini, fert ismini, bir de kayyum, sonra 4. Şua, bunlar işin merkezi. Usta zaten 3 risale felsefeyle, düşünüşle, alimlikle diyor, yani ilim, irfanla yazılamayacak 3 risale var. 24. mektup, 29. söz, 30. söz. Merkeze koyduk bu pergeli, abi nasıl olacak? İşte beraberiz. Bugün bunu duydun, o ilk defa duydun. Ne yaptı? Karadeniz'in dağları, kayaları serttir, su vuruyor, şah geri atıyor. Vuruyor. Oya şekil alıyor ya. Derste duya. Bu hafta duydum. Ya daha önce duymuştum. Biraz da ileri geçmiştir. Biraz da isim, fikrim biraz yakınlaştı. Merkeze koydun mu artık bu davaya bir yere hizmet ediyorum değil. Bu dava benim. Benim kendi davama. Bu sefer diğer insanların kusurlarını görmüyorsun. Niye? En ufak bir şey davana hizmet etti mi? Katkısı oldu mu? Allah'ın davası gibi gözüküyor. Benim davam deyince adamın küçük bir çay kaşığı kadar bir menfaat görünce onu bile kabul ediyorsun. Ustad mesela niye kusur görmüyordu? Çünkü davasına, merkezine koyduğu için herkesin en ufak bir katkısını davasını yüceltti. Mesela bir adam fabrikada bu kadar israflar oluyor işçinin. Niye bu kabul ediyor? Yani kar fazla. Yani getirisi fazla. Merkezden muhite bakma, tefekkürümüzü, şeyimizi uydurukça ifadeyle algımızı, yani haletimizi, merkezden muhite bakmayı, artık o döneme Risale-i Nur cemaati geçmesi lazım. Artık 24. mektubun başında diyor, sanattan sanatkara bakışı diyor, bakın görün 24. mektubu Osman Akkaya bu sunum yapmıştı, o bilir, yeri bilir. Şöyle diyor, sanattan sanatkara, işte portakal renkli Allah mulevin, sanatlı yaptı Allah sani, ölüden çıkarttı Allah hay. Bu diyor bakış bana bir sene kafi geldi diyor. Bu şekilde bakış, varlığa bakış bir sene. Ben 20 seneden beri buna kanaat ediyorum bu bakışa. Olmadı. Yani o artık değişmesi lazım. 24. mektubun başında bir sene. Bir sene bana kafi. Ne yaptı sonra usta? Başka büyük bir ulvi gaye gösterildi diyor. Anladın mı? Orada 24. mektup, Allah Allah. Ya sanattan sonra, yani eserden müessireydi yani. Bir sene kafi geldi bana. Yani ben 30-40 seneden beri ona iş yapıyorum. Diyeceksin ki ustadın ruhu halisi. Yok, bir yöntemden bahsediyor. Ona mahsus olsaydı oraya yazmazdı. Yunus Aleyhisselam'ın haleti ona has idiyse Kur'an'da konulmazdı. Yani genel bir şeydir, yazılımdır, fıtrat sistemdir. Bakın orada bakış nedir? Sonra baktım Allah seyrediyor diyor. Tamam şöyle. Yani kayyumet bahsinde de var 30. Esma hükmünü icra ediyor diyor. Kafi gelmemeye başladı diyor. Ondan sonra meğer Allah seyrediyor diyor. Sonra Allah'ın tabirinde aciz olduğumuzu oraya koyuyor her şeyi. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk, şuur, memnuniyet, iftihar vesaire, lezzet-i mukaddese, memnuniyet, iftihar. Ha Allah, tövbe, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, surur-u mukaddese var yani. Onun dışa vuruşları bunlar yani. Bu mevcudat, eflak, böyle. Mevcut bugün
ilahiyatçı bir kardeşle görüştük yani üniversitede dekan böyle. Ona dedim ki ilahiyat vücutla mevcut farklı abi dedim. Ondan sonra biraz konuştuk, Allah Allah çok hoş. Onun da katkısı oldu, bazı şeyler söyledi bana. Şimdi merkezden mürite, Risale'nin bizi oraya doğru taşıyor. Yani iktisadımıza da, özel hayatımıza da, dünyaya bakışımıza da, koronaya da, merkezden muhita, merkeze oraya baktık mı Allah'ın icraatı, diğerleri insana şey geliyor. Şimdi sorunuzu almadan, sesli sorunuzu almadan yazanlara belki bir şey var. Orada ben bir şey bakayım. Yeni bir şey yazdılarsa Hasan abi. Yani seni almayayım abi. Ama ver hadi, ver söyle abi. Çünkü sureti, kanuniyeti, hakikati ile ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum. Tamam. Söyle abim, yazayım ben de. Söyle. Sureti yine aynı şekilde tutumlu. Hı hı. Tamam. Kanuniyeti tevekkül. Hı hı. Hakikati kanaat. Hı hı. Mahiyeti adalet. Hı. Tamam. Peki buradakileri okuyayım. Çok ilginç o da abi. Mehmet abi bu da. Belki başka bir şey var. Dur bakayım. Hakikat maksadı görmek etmektir. Yeni bir şey var mı diye. Mehmet Su Enel Hak seviyesi. Enel Hak'ta şey neye benziyor biliyor musun Mehmet kardeş? Anlatmış. Tamam. Başka bir şey değil. Mesela Rabıta-i Mevt var. Rabıta-i Mevt hak mıdır? Haktır. Ama diyor tasavvufçuların gibi değil diyor. Üstad orada bir yöntem şey yapıyor. Onlar hayalen diyor. Biz hakikaten. Orada bir yöntem koyuyor. Adem'in de vücut. Adem şeyini çıkartıyor. Yani vücutsuz vücut. Çok güzel. Fuat ne demiş? Allah'ın dini, Allah'ın rahmeti. Evet Fuat. Evet. Allah'ın dini senin din. Allah senindir olunca Allah'ın dini senin oluyor. Dördüncü şuada diyor ki mensubiyet o kadar yüksek diyor ki mensubiyetin cihetiyle tamam, mala karşı mensubi şeyin ihtiyacın gidiyor diyor. Allah senin olunca Allah nesi varsa senin oluyor. Allah'ın dini varsa senin dinin oluyor. Merkezi koyduğun zaman. Oradan söyledim zaten. Ben böyle konutu böyle şey yapmadım onu. Allah senin mi? Allah nesi varsa senin. Misal veriyorduk. Fena fil o kadar olmuş ki çocuk babasına. Bu kimin arabası? Bizim, benim. Lan babanın işte. Hayır benim. Arkadaşlar bizim araba, benim araba. Babası çünkü. Babayı kendisi olarak görüyor. Allah senin olunca Allah'ın her şeyi senin oluyor. Allah'ın da dini benim de oluyor. Bakayım farklı bir şey var mı? Senden başka bir şey varsa sen yoksun zaten. Senden başka bir şey varsa ya... Abdullah bir kapat sonra alacağım. Senden başka bir şey varsa Uğur yazmış. Gene bir şey yaptın kafamıza Uğur. Senden başka bir şey varsa görüyorsan sen yoksun zaten. Merkezden bakış bu işte. Nesim kendini çek aradan çıksın seni yaradan harika. Tekrar Uğur bir şey yazmış. İsrafın sonu kendini boşa harcamak. Yani sermayeyi saçıp savurmak. Sana verileni Adem'e atmak. Bazen insan düşünüyor neyin var, ne harcıyorsun. Nesim dua ediyor. Allah razı olsun hepinizden. Halil Almanya'dan dua ediyor. Allah kendi dünyasını, tabi Allah kendi şeyini Allah dünyası yaparken israf et. Allah kainatı kurarken israf etmemiş. Sen de israf etme o malum. İbrahim yazdı. Talep olmanın şartı kendi eserini bilmek mucuduk. Ta Hallaç ne demiş? Talebe olmanın şartı kendi eserin bilmek. Doğru yazsaydın İbrahim hoş olacaktı. Hiçbir şey anlamadım ben. Talebe olmanın şartı kendi eserin bilmek mucuduk. Ta Hallaç. Bir şey anlamadım ben. Anlayışım benim herhalde şey. Hakikati ad esmasına bakmıyor mu? Mahiyeti fıtratı, mahiyeti ondan sonra Zekeriya Aydın'a yazmış.
19. lema 1. nüktenin sonunda israf ise meskül hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır diyor. Benim merak ettiğim vahim neticeler nelerdir? Kardeş konumuzla alakası yok. Rabbim evet amin hepimizden razı olsun. Şimdi sesli şeyi sormak isteyen varsa ondan sonra sor. Ama bu arada çıkmak isteyenler. Kaptan abi. Mustafa dur. Bu Abdullah'tan bir alayım onu susturmuştum. Tamam abi tabii ki abicim. He Abdullah. Abi tam tam gelince söyleyecektim ama geçti ama geri dönüş yapabiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'da orduyu kim donatacak dediğinde hani bütün orduyu ben donatacağım Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'da dediğinde. Evet. Orduyu donatacağım yani işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e işte yani ya Rabbi ben şimdi utandım Ebu Bekir'in yanında denesi. Bir de esas benim şeyim şu. Üstadımızın zahirden en üstte veya zahirden hakikate arabanın alınması, ertesi gün sattırılması. Mevzuat ben kısaca söylüyorum da size açıklayın artık. Yani arabanın alınması zahirde yani üstad bizatihi yaşamışlığıyla da bize göstermiş. Yani ertesi gün de satılmış. Tamam. Zahirden en üstte taşınma. Şey, Mustafa Muallim seni dinliyorum abi. Tamam, Abdullah karşı alalım. Abi demin ki bu enfüs seyahatiyle alakalı bahis açtınız ya size abi. Çok mahrem bir ifade kullandınız. Ona dair bir şey diyebilir miyim abi? Dinleyeceğim. O merak ettim. Ne diyeceksin? Abi şöyle bir cümle aklıma geldi. Enfüs seyahatiyle insan kendi özündeki ilahi özü arayıp, bulup, keşfedip, idrak edip o özün külli sahibiyle yani Allah'la arkadaş, yoldaş, davadaş olmaya yolcu olur. Bu şekilde Allah davasından tattırır, hissettirir, söylettirir ve dahi kendisi tadar, hisseder ve söyler. Evet. Evet. Aynen öyle. Şeyde şu 9. sayfada şu anlarda söylüyor. İyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn diyebilen de Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. O enede taayyum ve teşahhus sırrı insanı tebarruz edince, taayyum ve teşahhus edince lügatı olmaz bunun. O zaman oradan bakış sana veriyor. Allah'ın artık mülkü senindir gör sırrınca Allah'ın her şeyi senin oluyor. Yani evet çok garip evet. Hasan abi bunun sebebi şu mu abi yani Cenab-ı Allah'ın ruhundan üflemesi dolayısıyla maddi alem yani bu enfüs hayatının gayesi Cenab-ı Allah'ın ruhundan üflemesi ve sebebiyle maddi alemin Allah hakkıyla tanımaya yetmeyeceği için mi Allah bize bu duyguyu veriyor abi? Evet tabii bir de o yani mesela bu dünyaya diyelim ki Elestu bi Rabbikum'dan başladı seyahat ebede doğru gidiyor. Bu giderken komple 60 sene, 100 sene yaşayanın herkesin dünyada kalacağı bir saattir. Bir saat. Bu filmimiz başrolde biz oynuyoruz. Herkes filminde başrolde oynuyor. Sahne almak için buraya Vahid-i Kıyas'ın emri nisbi, emri itibarilerimiz inkişaf ediyor. İnsanın beşeriyeti çok önemli. Bir şey ne kadar kesipse nuraniyet o kadar tebarruz ediyor. Hani karanlık ne kadar zifir ise o kadar ufak bir nur çok gözükür. Gündüz malum olmuyor. İşte meleklerin insana nispeten Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve şuunat ve zatına aynasında ne kadar nakıs. Çünkü beşeriyeti yok. Yani kesifliği yok. Alem-i şehadet bu cihetle çok mükemmel hizmet ediyor. Yani çok mükemmel. İfade edemiyorum. Adem Aleyhisselam cennette bu şekilde vealleme Adem esma külla yani donanımla olmuş ama bu beşeriyetin yoktu yani. Beşeriyetin şeyi yok, kıvamı yoktu. Yani istidadı vardı, kabiliyete dönüşmemiş böyle bir şey. Fakat bu alemi şehadetin kıymetini bilmek lazım. Yani şu bir bardak çayın kahvenin bir bardağın sana gelebilir. Hatta ne olur böyle bunu bir yudum alıp da nefes borusuna değil de öteki tarafa gitmenin ne kadar büyük nimet, nasıl bir sistemler çalıştığını bilmek lazım biliyor musunuz? Yani
Bu alevi şehadetin kıymetini bilmek lazım ki böyle zamanlarımızı öyle hulyalarla bitmesin. Bunun da çaresi evvel ahir beraber olmak, dost olmak, talebe olmak, kendisine bir unvan verdirmemek, vermemek. Yani en yüksek makam talebe olmaktır. Alim olmak, evli olmak değil yani. Ta ki İsa İsevi meşrep inkişaf etsin. Peygamberken etti duaya bakın. Ümmet olayım ya Rabbi diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olayım. Ve Allah kabul ediyor. Ama talebe oluyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin talebe oluyor. Yani biz de... Peygamberken bunu diyor. He ya Abdullah. Ulul az peygamberken diyor. Yani hiç imtiyaz verdirmeden ki ne bir imtiyazı ya. Zaten verdirmeden sanki kahramanlıkmış gibi. Yok ki zaten. Ondan sonra bak o ulul az peygamber evet iken diyor ki ya Rabbi beni Muhammed ümmeti olarak geri döndür. Allah Allah. Yani unvanını veriyor biliyor musunuz talebe olmaya, ümmet olmaya, peygamberlik, ulul az kitap verilmiş. Bu rütbeleri söküyor. Bu rütbeleri söküyor. Bu rütbelerin hürmetini al ya Rabbi. Beni ona talebe et, ümmet et. Ya Rabbi. Abi mahiyeti insaniye girdir şeyine girmiş demek abi. Evet yani girmiş. Merkezden bakabilmeyi. Mesela Ustad 3. Said. Ne demişler bugün de yanındakiler konuşurken yani sabah böyle şunu dedim. Mesela ustada uzaktan baktığın zaman ilk defa duyuyorsun. Birinci Said, ikinci Said, üçüncü Said. Ya bu kafayı neydi ya? Deli mi bu ya? Ne demek ya? Yani Risale'yi tanımadan önce bir insan bu tabir birinci Said. Ya ben kaç taneyim ya? Böyle bir şey olur mu? Ama nasıl bir kavram şeyini getirdi? İç alimimizi her şey yerine nasıl koyduruyor. Mesela o koyduruyor yani her şeyi yerine yerleştiriyor. Merkezine koyuyor. Sistemi fark ettiriyor. Sistemi fark ettirerek sistemin arkasına bizi geçirip sistemi yönetme yetkili ve yetkili yapıyor. Risale-i Nur yani. Şu Risale bambaşka yani. Bakın okudukça Rabbim sen şahit ol. Hayretim artıyor. Yani değil ülfetim, Risale'nin gün geçtikçe Allah Allah, vallahi böyle. Bu nasıl bir şey ya, nasıl tanzim edilmiş, telif edilmiş, aklım almıyor. Şimdi yeni bir şeyler de yazmışlar, ondan sonra kapatayım ben konuşmayı. İsmail Kayalmay'da en büyük makam, makamsızlıktır. Evet, abi iktisat dima gibi 7 mertebesidir. Evet, birisi böyle yazdı Uğur, iktisadın sureti iktisat diyor dimağda uygulanırsa 7 mertebede aranabilir. Bir tanesi de öyle yazmıştı işte sureti serbest bölge. Abdullah Mehmet Direk de çok ikincisi de çok garip, çok hoşuma gitti ikisi de. Ama yani iktisat yoksa vicdan ve kalbe geçemezsin demiş Uğur. Uğur devam ediyor. Eğer iktisat yoksa kalp ve ruhun deli ciheti yoktur. Böylelikle bitiriyoruz. Belki de Mehmet Su kardeşim 24 dakika sunum yaptın ama şu anda saat Türkiye'de Rize'de 11. 11 ne yaptı? 9'da başladık. 2 saat. Sen kısa yaptın sunumu. Farkında mısın? Üniversite gibi yaptın. 24 dakika fakat salı derslerin en uzunlarından olmuş. Ne bereket adamsın. Etmediysen ne ala ne mutlu bana. Yani güzel bir sofra oldu. Bu sohbetin adı Kur'an'da bir mana benim anladığım Maide-i Kur'aniyedir. Yani semavi sofradır. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam cennet bahçelerinde bir bahçedir. Arkadaşlar bu bahçede hissemizi Cenab-ı Hak ziyade eylesin. İşte merkezden muhite baktığın zaman burası, orası. Yani her yerde mesela kabirde vazifemiz mi bitecek? Hizmet mi bitecek? Yok. Orada devam edeceğiz. Orada da medrese var. Ustad Hafız Ali abiye diyor. Buradan selam söylesem o onu yapar. Orada da devam ediyor. Haşirde de devam ediyor. Sağ şeyler devam ediyor. Hep eğitim biliyor musunuz? Hep cennete. Sırat Köprüsü'nde de eğitim devam ediyor. Yani orada şahit olduklarımız içe mi gidecek? Haşi meydanda şahit olduğumuz o dehşet içe mi gidecek?
Sırat Köprüsü'nde hiçe mi gidecek? Hep eğitim devam ediyor. Eğitimin başka bir süreci, yani sanki bir zındık veya bir Müslüman kardeşim şüphesi var, evhamı var, bana soru soruyor gibidir kabir. Nükhel Bekir soruyor, sen böyle mi cevap veriyorsun? Sen böyle mi cevap veriyorsun? Efendim şimdi haftaya kim yapıyor? İrfan kardeşim haftaya ders senindir deniliyor. Ondan sonra bu arada Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuza uzun ömürler versin. Yeni dünyaya gelen İrfan kardeşimizin yeni evladı bugün ikinci gün. Dün dünyaya geldi. Rabbim sıhhatli, afiyetli bir ve dava adamı yetişecek bir yiğit Cenab-ı Hak verdi, nasip eyledi, ne etsin. Sizin çoluk çocuğunuzu, evlad-ı yâlinizi de iki cihan da aziz eylesin. Allah sizin imtihanınızı çocuklarla etmesin. O davasının dava adamı eylesin. Ve usul ve furularımızdan, evlad-ı yâlimizden ve baba ve dedelerimizden kimler ahirete göç etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbretullah nasip eylesin. Ve bizi Risale-i Nur talebi unvaniyle, talebesi unvaniyle bizi terhis etmeyi ve bununla alakalı talebi ulumun ruhunu kabzeden melek-i müekkeli bize nasip eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temas selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemine rahmanirrahim. Aleykümü dinyâken amudu ve yâken esnen ihtinu sırâten müstakîm. Sırâten lezîn elham talim galîl mağdûbî alîm ve reddâlîn. Amin. Buyur İrfan'ım. Abi dersi Bodrum'daki İbrahim abiyle birlikte yapacağız. Oo çok iyi. O şeyi okuyacak abi. Dekaik kısmına bakacak. Kokumuk değer. Tamam, dekaik. Ben de... Evet. Sen? Ben de 11. kurs noktasında değerlendireceğim abi. Oo çok iyi. Yapabilirsek. 11. söz daha önce ben defalarca okuyup pek yani... Bu hem illaki istifade etmişizdir ama mantıki ve akli deliller noktasında çok yürüyemedim diye. Hatta 11. söz tedirgin olduğum yer, yani korkuyorum 11. sözden. Zor bir bahis yani. Benim için öyle en azından. Ne olacak bilmiyorum abi. Çok iyi. Bu arada İrfan'ımızın çocuğu iki günlük hastanede de Allah inşallah bir sıkıntı vermeden sağ selim Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ruhen çok alakadarım. İnşallah ona bir cüz okudum. Büyüdüğü zaman onun dershanedeki hizmetiyle ödemesini Allah nasip etsin inşallah. Hasan abi, Zübeyir abi de doğadın. Zübeyir Ertuğrul. Evet. Yani onu hiç unutamıyorum. Yani şu bir haftadan beri ben size samimi söylüyorum. Zübeyir Ertuğrul kardeşimiz, abimizi yaştı benden. Şu anda şey de böyle. Bir de İrfan'ın bu çocuğu böyle biraz şey olur mu diye endişe ettim. Hani mübalağa etmiyorum, ben yalan konuşmam, yapmam. Tövbe yani, Allah Kur'an'da söylediği için söylüyorum. Yani cüzlerimde, şeylerimde hep ikisi şeyinde. Bazen kalkıyorum, ah Zübeyir abi diyorum. Bazen böyle kalkıyorum, İrfan hadi güzel haberin gelsin çocuk noktasında. Şefkatli olduğumuz için sizinle alakadarız elhamdülillah. Çok şükür bizi kardeş eyledi. Çok şükür elhamdülillah. Allah Müslümanların hastalarına şifa versin. Hasete Nur talebelerine ve dairemizle alakadar olan kardeşlerimize dertliler var, derman versin. Hastalar var, şifa versin ya Rabbi. Sıkıntılarına bertaraf eylesin. Hissi ve fikri istikamet versin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi terhis eylesin. Ya Rabbi. Ya şu gecenin bu saati hürmetine ya Rab, müekkel melaikesinin hürmetine biz birbirimize alıştık. Kabirde de, haşirde de, sıratta da, cennetten de, cennette de bizi birbirimizden ayırma. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Erhamur Rahimin. Ey Muhammed'in Rabbi, ey İsa'nın Rabbi, ey Musa'nın, İsa'nın, İbrahim'in Rabbi Zülcelali. Allah'ım, riyakarana yaptığımız şu duayı
kabul olan duaların hürmetine, zülmesine kabul eyle ya Rabbi. Şah-ı fırkatta yanan gönüller hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, gece kalkıp yatağını bozup teheccüde kalkanların hürmetine ya Rabbi. Duamızı kabul eyle. Ya Rahman Rahim'i sen buyuruyorsun ki kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun ağzına vermem. Madem bize verdin Allah'ım duamızı bu sözünün hürmetine, hatırına kabul eyle, affeyle, bizi merhamet eyle, ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şacağına toplamayı nasip eyle. Geri kalan ömrümüzü geçirmiş o ömürden daha hayli mübarek eyle ya Rabbel Alemin. Tekrar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın evladı, ezvacı, eshabı, etbal, cemi cümlesinin zürriyetlerine 124 bin peygamber ve 124 bin peygambere tabi olanların ruhlarına ve İslamiyet'i elden ele, dilden dele bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanların ruhlarına Allah rızası için El-Fatiha temas selamat. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Ben telefon geldi, düşmüşüm. Farkında değilim. Ben ders bitti zannettim. Kusura bakmayın, buradaki abiler de kusura bakmayın. Yani haftaya birine demiştim, İrfan'ı unuttum ben. Şimdi onu soracaktım. Onu sormak için aramıştım. Kusura bakmayın abi. Estağfurullah. Selamünaleyküm. Evet.